11. Fizik Çalıştayı'nın ilk konuşmacısı olan Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nihat Berker. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Mutluyum sizlerle olmaktan tekrar. Kaos ve Arayüzler'de Geri Çıkış, Fen Bilimlerinde Sosyal Bilim ve Edebiyat, Erken Başarılandırma başlıklı konuşmasını yapmak üzere sözü Sayın Profesör Doktor Nihat Berker hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ekranı paylaşabiliyor muyuz? Evet hocam, evet. Her şey iyi gözüküyor. Gözüküyor mu şimdi sunumum? Evet arkadaşlar, sizle tekrar beraber olmaktan sanal da olsa çok mutluyum. Ümit ediyorum yakın zamanda aynı odanın içinde, aynı salonun içinde de beraber olacağız ama kalbimiz ve fizikçi olarak beyinlerimiz hep beraber çalışıyor. Bu fiziksel bir olay, beyinlerin beraber çalışmasına. Size ne anlatacağım ben? Size son bir yıl içindeki bir macerayı, bir fizik araştırma macerası görüyorsunuz orada. Eğitim macerası, sosyal bilimler ve edebiyat ve de başarı macerası, erken başarılandırma. Hemen baştan söyleyeyim, bu macera benim değil. Ben bunun yanında bir kolaylaştırıcı oluyorum. Öğrencilerimin bir kısmı da sizler bunu dinliyorsunuz. Öğrencilerimin macerası her seviyede. Konuşmama başlarken burada gördüğüm makaleler, yani gidip böyle bazı hocalar 27 yıl öncesinin bir şeyini çıkarırlar. Bu öyle değil arkadaşlar. Burada gördüğünüz 3 figürde 3 ayrı makaleden bu 2020'de çıkmış şekiller. Ve bunların hepsinin yazarı, bu işi tam yapan bir öğrenci ve ben de problemi verip denetleyen danışman olarak ben varım. Yani 3 ayrı genç arkadaşınız Physical Review E'de, ki fiziğin en yüksek mecmuası, son 2020'de bunları çıkardı. Bunların üzerine de geleceğiz arkadaşlar. Fakat ilk önce isimlere gidelim. Birinci bu makalelerden birisi bunalımlı POTS modeli. Birazdan anlatacağız. Fakat önemli olan sizler öğrenciler ne yapabilmeniz, içinizde olan potansiyeli anlamak ve bunun peşinde gitmek. Alpar Türkoğlu öğrencim, bazılarınız tanıyorlar. Alpar Türkoğlu bu makale, buradaki şeyleri, adresleri yanılmayın. Bu araştırmayı yaptığında, Physical Review'da yaptığı araştırmayı, daha üniversiteye başlamamıştı. Şu anda da makale çıktığında da daha başlamamıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nin dil okulundaydı. Bunu nasıl yaptı? Benden lise yaz okulumuzda arttırılmış mekanik dersini aldı. 100 gibi bir averajla bitirdi. Ondan sonra bu dersin asistanlığını yaptı. Faz geçişleri öğrendi benimle ve sonra çalışmaya başladı. Ve dediğim gibi şu anda bir makale daha çıkacak gibi devam ediyor. Yakın zamanda çıkacak. Çok iyi başarılı şeyler alıyoruz. Şimdi Alpar'ın burada çıkardığı şeyi şöyle yapalım. Renormalizasyon grubu yapınca ölçek değiştiriyorsun. Ölçek değiştirince de enerjilere bir şey oluyor. Ya daha küçülüyorlar ya sonsuza doğru gidiyorlar. Daha küçülürlerse enerji farkları, demek ki sistem bütün mikro durumlarda olabilir. Al sana düzensiz bir sistem, demek ki düzensiz fazlasın. Enerji farkları sonsuza giderse bir mikrosistem kazanıyor, demek ki düzenli bir fazlasın. Alın size 3,5 dakikada renormalizasyon grup Nobel teorisini söyledim. Fakat biz bir şey keşfettik. Bu da spin camlarında, yani bunalımlı, içinde donmuş düzensizlik olan, birazdan size göstereceğim onu, sistemlerde, ki beynimiz böyle bir sistem, hemen baştan söylüyorum, genelde daha sonra söylerim. Bu böyle olmuyor. Sen ölçek değiştirdiğinde enerjiler senin karşına kaotik olarak çıkıyorlar. Bu şurada bu ölçek değiştirmesi ve şu enerjinin tançı, demek ki sıfırdan sonsuza kadar burada var. İleri geri kaos olarak gidiyor ve bunun hakikaten kaos olduğunu, bu kendi kendini tekrarlıyor demeyin. Bunun hakikaten kaos olduğunu şuradaki Lyapunov üstelinden bir şeyden ölçüyoruz. Şu pozitif olduğu zaman hakikaten kaos, şu bölgelerde hakikaten kaos var bunalımı artırdığın zaman. Bunu biz keşfetmiştik. Alpar yeni bir şey keşfetti. O da iki şey yapabilirsen, bunalımı ciddi bir şekilde artırırsan, yani şöyle gidersen kaostan çıkıyorsun. Ayrıca da durum artı eksi bir değil de hepimizin bildiği, sevdiği İzing modeli,
diyelim ki her noktada A, B, C, D, E, F, G çok sayıda durum olabilir. Onu da artırırsan, yani yerel çoğunluk yaratırsan kaostan çıkıyorsun. Bu bir hesap, bu bir kesin bir hesap. Burada bunu hesapladı ve hemen de Fizrev'e kabul edildi. Devam edeyim. İbrahim Keçoğlu zaten bundan arkadaş. Aynı hikaye. İbrahim benimle bu araştırmayı yaptığında daha üniversiteye başlamamıştı. Makalenin çıktığında kendisi dil okulundaydı, yine başlamamıştı. Şu anda ayrıca bir makalemizde yine hazırlanıyor. Yine nasıl yaptı bunu? Yine lise yaz okulunda arttırılmış mekanik dersini 100'e yakın bir averajla bitirdi. O dersin asistanı oldu. Kontur mekanik dersini aldı lise yaz okulunda. Alpar da almıştı. Faz geçişlerini aldı ve beraber devam ettik. Böyle bir demek ki böyle bir yol var. Alpar'la İbrahim'le yaptığımız şeyler şöyle. Biz buna daha sonra geleyim isterseniz. Çünkü renormalizasyon grubunu kısaca hatırlatmam lazım gelecek. Fakat burada bahsettim. Lise yaz okulumuz şimdi önümüzdeki yaz için şimdi başvurular başladı. Her yaz yeni bir katman koyuyoruz burada. Şimdi ileri mühendislik dersleri var. Bir kere rektörümüzün, kendisini yarın dinleyeceksiniz, çok şanslısınız. Beyin bilimi üzerine dinleyebileceğiniz en iyi konuşma herhalde dünyada. Rektörümüzün dersi var. Bilim bilimi ve yapay zeka, artırılmış mekanik, yeni bir ders, artırılmış elektrik ve manyetizma, kuantum mekanik, faz geçişleri ilk defa olarak liselilere, lise yaz okulunda çıkıyor karşınıza. Ama ayrıca da bizim önemli bir şekilde hepimiz bunu yapıyoruz ama Kadir Has Üniversitesi herhalde en iyi yapıyor. Tersine beyin göçünü burada yerine getiriyoruz ve faydalı bir şekilde. Yani tersine beyin göçü artık bilim hayatını bitirmiş, gelip Türkiye'de güzel güzel emekli olup rahat olmak için değil. Bunlar genç, dinamik insanlar. Ve burada gördüğünüz dörtlü bir gölde tersine beyin göçü görüyorsunuz. Deniz Eroğlu, Northwestern Üniversitesi'nden Kadir Has'a geldi. Emre Ozan Polat, Glasgow Üniversitesi ve İspanya Fotonik Bilimlerden geri geldi. Mustafa Çetin, Northwestern'dan Nobel Ödüllü Profesörün grubundan geri geldi. Buraya yazmamışım. Fatih Tabaktaş, Stuttgart'tan geri geldi. Ve bu arkadaşlar da ilk defa olarak ileri mühendislik derslerini verecekler. Ve burada gördüğünüz gibi kuvvetli bir programımız var. İlk defa olarak artırılmış mekanik ve faz geçişleri buna girdi. Pembe olanlar arkadaşlar benim verdiğim dersler. Ötekiler işte şöyle, burada daha çok temel bilimler var, burada daha çok mühendislik var, burada sosyal bilimler var. Her şey lazım. Özellikle sosyal bilimler ve edebiyat lazım. Benim şu andaki sevgili tıp öğrencilerim benden dünya edebiyatı alan çok keyifli bir dersti. Bunu biliyorlar, ben de biliyorum. Siz de dünya edebiyatı dersi yapmak. Peki devam edelim. Burada bir öğrencim daha var. O da yine lise yaz okulundan gelme. Şu anda doktor öğrencim. Onunla da çalışmalarımız burada. Bunu geçelim hızlıca. Şimdi burada birçoğunuzun bildiği, çünkü faz geçişleri dersimi aldınız, başlarını aldınız hiç olmazsa, ne yaptığımı kısaca anlatacağım. Şimdi burada, şurada da duruyorum. Bunu bana söylemişlerdi. Soru. Eğer soru sormak isterseniz arkadaşlar, ben sizi göremiyorum, chat'i göremiyorum ama herhalde konferansı düzenleyicilerim, konferans başkanı buna izin verdi. Mikrofonunuzu açıp bağırırsanız herhalde sizi duyacağım. Dolayısıyla hocam, soruları biz okuyacağız size sunumunuzdan sonra. Peki ama konferans sırasında da soru alıyorum. Şimdiye kadar fazla soru hiç gelmedi. Bu sayede hissettiğiniz gibi ben de nefessizlikten düşüp ölmem bir konferans sorusu duyarsam sizden. Evet, sonunda da alacağız soru arkadaşlar. Ama hiç çekinmeden arayın veya tekrar et şunu hocam da diyebilirsiniz. Şimdi herhangi bir mıknatıs, herhangi deyince küçümsemeyelim, göreceksiniz bunu. Diyelim ki örgünün mikroskopik her noktada bir spin var. Si artı veya eksi bir. Bu kuantum mekanikten bize çıkan bir şey. Ama birazdan geleceğim, genelleştireceğim bunu. Yakın komşuları topluyoruz, çarpıyoruz. Önüne bir sabit koyuyoruz. Yakın komşular üzerine bir toplama yapınca burada enerji bize çıkıyor. Burada bütün spinler aynı, bu J pozitifse en düşük enerji bütün sınıf spinlerin ya hepsinin yukarı ya da hepsinin aşağı doğru bakması. Şu pozitifse, şu negatifse pardon, en düşük enerji aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı bakmak veya yukarı aşağı yukarı aşağı bakmak. Demek ki iki tane en düşük enerji şeyi var. Bu ilginç bir sistem. Düzin enerji doktora tezi bunun üzerine yazılmış. Kritik noktası var.
bir boyutun üstündeysen kritik noktası var. Kritik noktada tekillikler oluyor. Tekillikler çok önemli. Böyle acayip sayılar, yani 2.18412 bilimsiz acayip sayılar, bu biz fizikçiler için çok önemli. Doğanın matematiği bize bir sayı veriyor, acayip bir sarı veriyor. Burada telefonumu kapatıyorum. Acayip bir sarı veriyor. Bunu sen doğanın matematiğini analog bilgisayarın, ki ona doğa kendisi diyoruz, tabiat diyoruz, analog bilgisayardan ölçüyor deneyciler. Ama biz de hesap yaparak onu tamış oluyoruz. Dolayısıyla bu kritik üstler çok önemli. Bu sistemin şöyle birçok kritik üstleri var. Ayrıca o kritik noktada ıraksamalar oluyor. Yani tepki fonksiyonları mesela burada alınganlık gibi veya sıkıştırılabilirlik gibi, bu tepki fonksiyonları sonsuza gidiyor. Yani önemli hesaplar, kolay kolay yapılmayacak hesaplar. Dolayısıyla düzinelerce doktora tezi burada çıkmış. Bu daha da ilginç olan bir şey, şu J'yi şunun içine alırsam ve rastgele pozitif ve negatif alırsam donmuş bir şekilde. Buna spin jump'ı diyoruz ve şöyle bir durum olabilir. Şu pozitif, şu maviler pozitif, kırmızılar negatif. Demek ki şu komşusuna şuraya bak diyor, bu komşusuna aşağı doğru bak diyor. Bu iki cami arasında bir inamaz. Nereye baksa bir komşuyu mutsuz edecek. Bir seçim yapıyor burada. Buna Türkçe'ye ben bunu bunalım noktası olarak tercüme ettim. Burada bunalım noktasında yapılan şu seçim buradaki bunalım noktasını etkiliyor. Buradaki yani her yer birbirini etkiliyor böyle. Şimdi bunun en düşük enerjisini bulmamız arkadaşlar 4 saniye sürdü. Ve şurada şunun en düşük enerjisini siz kapalı şekilde closed form, algebraic, cebirsel olarak bulursanız fizikten Nobel ödülü ve veya matematikçilerin Nobel ödülü yok ama orada da Fields madalyası alırsınız. Çok zor bir problem. Bunu bilgisayarla peşinden gidiliyor. Yaklaşık hesaplarla gidiliyor. Bizim yaptığımız gibi. Bu sistemin çok sayıda minimumu var. Çok derin minimumlar. Hangisi en derin önemi yok. Hepsi çok derin. Ve bu çok önemli bir şey. İyi ki bu var. Çünkü bu sistem burada, buna artı eksi bir dedim ama birçok mikroskopik sistem buna dönüyor. Mesela şu artı eksi bir olacağına A veya B molekülü olabilirdi. Veya bir akışkan için, bir yoğun madde için atomun olması veya olmaması olabilirdi. Şuraya gelince burada demek ki buradaki serbestli dereceleri çok genel, birçok sisteme bağlı. Ayrıca da fiziğin ve bütün zor problemleri şuna dönüştürülebiliyor. Mesela postacı problemi. Sizin bir postacısınız, 100 tane adresiniz var. Karışık bir şekilde hangi yoldan, hangi güzergahtan gideceksiniz? Bu çok zor bir problem. Hep en yakın yere gitmek, yani buna haris, greedy politikası deniyor. Hep en iyi değil. Bazen kendini beklenmeyecek bir yerde bulabiliyorsun. Dolayısıyla o postacı probleminin çözümü bu. Fakat daha önemlisi de burada bir spin jump'ı, size daha önce söylemiş olduğum gibi hepinizin bir spin jump'ı var. Bugün kullanıyorsunuz, hep kullanıyorsunuz. Siz uyurken bile kullanıyorsunuz. İki kulağınızın arasında. Siz mi onu kullanıyorsunuz, o mu sizi kullanıyor? O bir felsefi bir mesele. Filozoflar bunu hakikaten konuşuyorlar. Ama beyniniz bir spin jump. Niye beyniniz bir spin jump'ı? Şurada bir dakika durayım. Buradaki konferans başkanlarım, sesimi duyuyor musunuz? Ben böyle kendi başıma konuşuyorum ama. Yok hocam, sesiniz gayet güzel geliyor. Yorumlarda da anlaşıldığım üzere güzel gidiyor yani şu an. Peki, tamam, devam ediyoruz. Şimdi beyinde 10 üzeri 9 hücre var. Bunlara nöron diyoruz. Bunların iki durumu var, tıpkı buradaki gibi. Ya içinden voltaj geçiyor ya geçmiyor. Beyin müthiş bir, tabii ki bir hardware, bilgisayar. Ve sıvı ortamda olduğu için müthiş. Bunun bir dönemlik dersini veriyordum MIT'deyken. Sondan hocam burada dersini veriyor bunun. Beyin her hücre 1000'den 10.000 arası başka hücreyle etkileşiyor. Bir katı hal sisteminde bu şunun içinde bu etkileşmeler en fazla her spin 12 spinine kadar etkileşir. Burada 1000 tane değişik komşuyla etkileşiyor. Ve etkileşmeler yine şöyle, etkileşmelerde benden voltaj geçiyor, ne olur senden de geçsin diyor. Veya benden voltaj geçiyor, aman senden geçmesin diyor. Oradaki o kontağa göre. Demek ki burada bunalım var, çok iyi bir şey bunalım.
Böylece burada binlerce minimum var. Binlerce minimum olması çok güzel bir şey. Çünkü o minimumların her biri bizim bir hatıramız. Şu durumda olsaydık hepimizin iki hatırası olurdu değil mi? Hepiniz ya Nihat Berker'in arttırılmış mekanik dersini hatırlardınız ya Nihat Berker'in kuantum mekanik dersini hatırlardınız. Başka hiçbir şey hatırlamazsınız. Bu fena da bir durum değil diyecektim ama fena bir durum aslında. Her şeyi hatırlamak lazım hayatta. Biraz şakaydı tabii bu. Ve de demek ki beynimiz böyle bir şey. Yani bunlar, Sondan Hocam'ı yarın dinleyeceksiniz galiba, beynin bütün fonksiyonlarını böyle bir sistemle anlatabiliyoruz. Şimdi biz böyle bunalımlı sistemler üzerine çalışıyoruz ama nasıl çalışıyoruz? Bu renormalizasyon grup teorisi diye, bu bir yöntem ama yöntem çözüm kadar ilginç bir teori kullanıyoruz. Bu Ken Wilson diye bir fizikçi, hatta bizim istatistik mekanikte çok açık bir şeydir. Herkes açıktır, Mevlana gibi. Herkes gelsin der. Bazı fiziğin alt dalları öyle değildir, şimdiden size söyleyeyim. Biraz sıkıştırırsanız hangileri olduğunu öyle söyleyebilirim. Dışarıya kapalı. Ama istatistik mekanik herkese açık bir yerdir. Matematikçilere, bilgisayarcılara vesaire ve parçacık fizikçilere. Ken Wilson parçacık fiziğinden geldi ve 35 yaşındayken orada görüyorsunuz müthiş bir teoriyle geldi tek başına. Yani dedi ki siz bunu toptan çözmeye kalkacağınıza adım adım çözün. Yani şurada her spinin birbirinden etkileşmesine bakacağınıza, şu 9 spin nasıl kendi aralarında bir çoğunluk sağlıyorlar, bunlar nasıl sağlıyor, çoğunluklar birbirinden nasıl etkileşiyor, bunu tekrar bir spine dönüştürün, ölçek değiştirdiniz, problemin 9'da 8'ini çözdünüz. Bunu hep yaparsanız tamamen bunu çözersiniz. Bunu buradan buraya giderken yeni bir efektif sıcaklık çıkıyor. Bunu hemen anlayabiliriz. Burada dalgalanmalar bir boydaysa burada dalgalanmalar başka bir boyda olacak. Dalgalanmaları kontrol eden sıcaklık demek ki şuradan şuraya sıcaklık değişikliğiyle geçeceksin. Bu problemi buna eşdeğer yapmak için sıcaklık değişik olması lazım. Bunu da hesaplamasını biliyoruz. Demin söylediğim gibi eğer düzensiz fazlaysan sonsuz sıcaklığa akıyorsun, düzenli fazlaysan sıfır sıcaklığa akıyorsun, ortada bir kritik nokta var. Burada bütün ıraksamaları, tekillikleri buluyorsun. Bu 1971'de çıktı ortaya ve bunun önemini size anlatmak için biliyorsunuz belki fazlaca Nobel ödülüne takmış bir milletiz. Ama önemli bir şey Nobel ödülü. Genelde bunu 3 kişiye verirler dünyanın 3 bir yerinde. Genelde beklerler bunun zevkine varama diye bir ayağın mezarda olsun öyle verirler. Ken Wilson Nobel ödülünü tek başına şurada 46 yaşında aldı. Bu müthiş bir şey. Ondan sonra Ken Wilson'a ne oldu? O başka bir hikaye arkadaşlar. Ama bu çok önemli bir şey. Benim için de çok önemli. Çünkü ben 1971'de lisans derecemi aldım, doktoraya başladım. Ve bu hemen bunun üzerine atladım tabii ki. Ve doktorasını ikinci gruptaydım. Benden önce Jeff Greenstein, benden bir yıl önce Harvard Üniversitesi'nden doktorasını Renormalization Group teorisinde üzerine aldı. Ondan sonra benim yanımda 4 arkadaş aldık, 4 ayrı üniversiteden. Ve tabii üniversiteler yeni bir şey çıkınca ortaya ona girmek için ne yaparlar? Hocalarına, hocam git sen bunu öğren demezler, deseler bile bir işe yaramaz. Genelde bu konuda eğitilmiş gençleri kapmaya başlarlar. Dolayısıyla bu müthiş bir şeydi benim için. Yani ben 1976'da doktoramı bitirdiğinde sıraya girdi. Dördümüzün önünde de üniversiteler aman ne olur bana gel, aman ne olur bana gel diye. Ondan sonra da MIT'ye gittim. Ondan önce de Harvard'da biraz araştırma yaptım. Bu benim için büyük bir şanstı. Ve biz bunu kullanıyoruz burada. Burada geri döneyim size söz verdim bir şeyi izah edeceğim dedim. Şöyle gideriz. Şurada zaten Alpar'ın renormalizasyon grup teorisini görmüştünüz. Şurada İbrahim'in yaptığı şey bu üç boyutlu bir sistem için bir boyutta renormalizasyon grubu yapıyor, kesin yapıyor. Ondan sonra ama öteki boyutlara ortalama alan teorisine giriyor. Her çözümde o geri geliyor bir boyuta. Bunu böyle iteratif olarak çözünce çok güzel bir mıknatıslanma eğrisi üç boyutta veya iki boyutta şey yapıyor. Arkadaşlar burada da önemli bir şey var. Yaptığınız şey hayat güzel, tamam fizik güzel ama görsel güzel olması lazım. Dolayısıyla şekiller çok önemli. Ben bunu Michael Fisher diye bizim bir büyük hocamız var.
Ondan öğrendim. Şekiller bir makalede çok önemli. İkinci önemli bir şey, bir makalenin en önemli üyesi nedir? Benim bir öğrencim burada, ben de sormuş olayım. Benden duymuş olacak bunu veya kendisi tahmin ediyor. Bir makalenin bir çalışmanın en önemli üyesi nedir arkadaşlar? Bana biriniz söylesin. Siz sormuyorsunuz, ben soruyorum sorayım. Bekleyelim hocam, belki yorumlarda yazan olur. Nefesimi tutuyorum, öyle ölüp gideceğim cevap gelmezse. On bin tane cevap geldi mi? Hocam, Eren Köybaşı adlı kullanıcıdan görsellik diye bir cevap gelmiş. Onu söyledim. O diyeyim, ondan daha önemli bir şey var. Abdullah Çardak adlı kullanıcıdan özet kısmı. Yaklaşıyorsun ama bu hedefi bulamadın. Adem Doğan adlı kullanıcıdan doğru başlık seçimi. Adem, tamam. Adem, bu işi buldun. Ve de neden başlık? Çünkü herkesin en çok okunan yer makalenin başlığıdır. Dolayısıyla ikinci en önemli şey benim bu konuşmamdan öğreneceğiniz makalenin başlığı önemli olması. Bakalım burada yapmış mıyım? Across dimensions. Böyle geliyor. Bundan başlamak bile bence önemli. Hemen zank diye burada öğretiyorsun seyrede. Veya şöyle gidersek. Bu frustrated, bunalımlı pot modeli. Multiplicity, çokluk, kaosu geri dönüşümle yok ediyor. Böyle bir başlık seçeceksin. Buna başlığın içinde bilmem ne çalışması study dediğin anda zaten pes ettin. Boş bir kelime. Tabii ki bunun bir çalışma olduğunu herkes biliyor. Oraya komanın ne lüzum var? Vakit kaybediyorsun, insanları yavaşlatıyorsun. Dolayısıyla başlık, bunu MIT'de öğrendik. Özellikle proje yazarken, makale yazarken, konuşma verirken en önemli şey başlık. En çok onu görüyor herkes. Geri dönelim burada. Bu da bir önemli bir şey burada. Şunları geçelim şöyle. Evet, burada da söylemeden edemeyeceğim. Her şeyi hesaplayabiliyorsun renormalizasyon grubuyla. Burada arayüz şeyleri, yoğunlukları, Can Artun bunu hesapladı. Sıcaklık inerken şöyle bir şey görüyorsunuz. Arayüz yoğunluğu, bir tür arayüz yoğunluğu artıyor, sonra tekrar düşüyor. Buna da geri dönüş diyoruz. Yani bir termodinamik yönde, sıcaklığın bir yönünde gidersen sen bir şey değişiyor, birdenbire ters yönde değişmeye başlıyor. Bu önemli bir şey. Niye durup dururken ters yönde değişiyor? Bunu fiziksel olarak da anlatabilmek lazım. Bunu birçok şeyde biz gördük benim kariyerim boyunca öğrencilerimde. Sıvı kristallerde gördük, sıvı karışımlarında gördük, yüzey sistemlerinde gördük. O hesabı yapmak önemli, bunu keşfetmek önemli. Daha da önemlisi fiziksel olarak bunu izah edebilmek. Sizler de canla bu makaleme bakarsınız. Bütün bu makaleler beni Google'larsanız web sayfamda hemen bakabiliyorsunuz. Peki, devam edelim burada. Burada fakat görüyorsunuz önemli olan öğrencilerimizin bu konularda çalışması. Öğrenciler deyince ilk başa gideceğim. İkinci öğrencim Mehran Kardar. Birçoğunuz Mehran Hoca ile tanıştılar. Mehran Kardar benim ikinci öğrencim. Birinci öğrencim kendim doktora sonrası çalışırken Harvard Üniversitesi'nde Stellan Ostlund'u. İsveç'e gitti, orada profesör oldu. Mehran Kardar MIT'de ilk öğrencim. İranlı bir öğrenci. Ben orada 79'da başladığımda bir süre sonra bana geldi. Bana bir proje verir misiniz dedi. Hay Allah dedim ben şimdi. O sırada bilgisayarlar satın alıyorum. Yeni ilk defa dersler hazırlıyorum hayatımda. Kuantum mekanik dersi vereceğim ilk defa. Ödüm patlıyor. Buradaki genius tipli öğrenciler beni şimdi tiye alacaklar diye. Olmadı hiçbir onun. Mehran, hay Allah nereden çıktı bu adam dedim. Ve ona bir problem verdim. 6 aydır üzerinde çalışıyorum ve ilerlemiyorum. Al şuna bak dedim, sonra getir dedim. Dedim ki kurtulduk, bu bir sene ortadan kayboldu dedim. Ne 6 ayı, 4 hafta sonra Mehran geldi. Problemi çözmüştü, çözümü daha da ilerletmişti. Hay Allah çattık. Bir de şimdi onun çözümüne çıkacağım. Çıktık tabii, çok iyi arkadaşlar olduk. Oradan bir makale çıktı hemen Mehran'la. Mehran daha öğrenci. Sonra birçok makale daha yazdık. Şimdi Türkiye MIT'de profesör. Dünyanın en iyi istatistik mekanik profesörlerinden biri. Burada dediğim gibi Türkiye'ye sık sık gelen, lise yaz okulumuzda konuşan, kolokyumlarımızda konuşan bir hoca, birçoğunu dinlediniz. Mesela Mehran'la şöyle bir çalışma da yaptık. Bu yüzey sistemlerinde çeşitli tür düzenler oluyor. O düzenlerin böyle arayüzler oluyor. İki boyutlu bir sistemin arayüzü bir boyutludur. O arayüzlerde daha çok, yani burada yoğunluğun azaldığı veya şurada yoğunluk azalıyor,
iyi bakıyorsanız. Şurada yoğunluk çoğalıyor arayüzde. Böyle bir çalışma yaptık. Bunda önemli olan deneylere de yakın kalmak mümkün olduğu kadar. Deneyle bunları gözleyebiliyorlardı. Şu mu oluyor burada? Şu mu oluyor yoksa bu mu oluyor? Ve biz bunu yine fiziğin en yüksek dergisi Physical Review Letters'e 1982'de çıktı. En iyi kompliman arkadaşlar taklit edilmektir. Tabii kafi derecede belirtilmeden taklit edilmek sinir edici bir şey. O da var ama ne yapalım, hayat böyle. Bundan bir sevgili arkadaşımız, biz bu makaleyi 1982'de çıkardık. 1992'de Oxford Üniversitesi'nden Profesör Julia Yeomans bir kitap yazdı. Kitabın burada ben bunu çizdiğimizi hatırlıyorum. Kurşun kalemle çizip sonra üzerinden, o zamanlar Çin'in mürekkebi diye bir şey vardı. Amerika'da Hint mi India Ink denirdi. Bunun bir üzerinden Çin'in mürekkebiyle geçirdiğini hatırlıyorum ben. Julia Yeomans'a bunu kitabının kapağını, başka bir yerde de yok, bunun kapağını kitabının kapağında kullanmış Oxford Üniversitesi. 1992 kitabın hemen kapağının içinde de referans vermemiş. 140. sayfada galiba bu göz üstü veriliyor, referans veriliyor ama diplerde bir yerde, kimsenin anlayacağı bir yerde. Bu da böyle oluyor ama sana ömür boyu bu konuda konuşma hakkı yaratıyor arkadaşlar. Bu konuda acımamak lazım. Peki biz de Mehran'ı gördünüz burada. MIT'de profesör, dünyanın en iyi seslik mekanistlerinden biri. Her memleketten öğrencisi oldu. Deniz Ertaş, burada Bilkent Üniversitesi'nden mezun olup ondan sonra MIT'de doktorası alıp şimdi Exxon'da ileri seviyede çalışan Mehran'ın bir doktora öğrencisi. Böyle devam ediyor. Fakat burada gördüğünüz önemli olan şey, hepimiz kendimizi ölçüyoruz değil mi? Yani basketbolcuysan potoya kaç kere puan kazandın, kaç tane asist yaptın veya bilim insanıysa kaç konferansa davet edildin, kaç en önemlisi öğrenci konferansları sağ olun arkadaşlar, kaç atıf aldın, kaç makale yazdın. Fakat bizim kitabımızda daha önemli bir şey var. Kendinden daha iyi olmuş veya olacak kaç tane öğrenci yetiştirdin? Yani kaç tane öğrenci aldın, kendinden daha iyi yaptın. İlerleme ancak böyle olur arkadaşlar. Biz kendimizi böyle ölçüyoruz Kadir Aslan. Ve ben bu konuda gayet iddialıyım. CV'me bakarsanız MIT'deki 20 yılımda, Türkiye'de döndüm. Şimdi 21-22 yıl oldu. Türkiye'de kendimden daha iyi olmuş ve olacak çok öğrenci yetiştirdim. Hodri Meydan gelsin başkaları da benden kapışsın bu konuda. Güzel bir yarış bu. Böyle bu çok önemli bir şey bence. Kendinden daha iyi insanları yetiştirmek bir öğretmen için, bundan daha başka bir şey olamaz. Şimdi burada devam ediyorum. Mehran'dan geleyim. Beycak burada. Burada bakıyoruz. MIT'de verilmiş bir ders. 8334 Papa Beycak. İstatistik Mekanik 2. Bunu ben veriyorum. Uygulamaları Mehran Kardar yapıyor. Ve Alkan Kabakçıoğlu diye bir öğrenci. Alkan Kabakçıoğlu daha önce bahsettim. Deniz Ertaş'ın sınıf arkadaşı. Ve ben MIT'deyken sık sık Türkiye'ye geliyordum. Akademik yılda böyle 4 günlük, böyle 5 günlük yıldırım seyahatleri. Çarşamba yola çıkıp pazar geri dönmek üzere yoğun seyahatler. Yani ışıkları bile açık bırakabilirsin. Hava gazını bırakamazsın ama böyle seyahat. Yazında 2 haftalığına karar geliyordum. 2 haftalığına Bilkent Üniversitesi'ne gitmiştim. O sırada Alkan Kabakçıoğlu fizikten mezun olmuştu orada. Alkan'la 2 hafta boyunca sabah 4'lere kadar çalıştık. Alkan ve hocası sevgili arkadaşım Cemal Yalabık hocamla. Ve sabah 4'lere kadar çalışarak 2 hafta içinde sıfırdan başlayıp bir fizrev çıkardık. Ve o sırada ay Temmuz, Alkan kendini komit etmiş, Kaliforniya'da bir okula gidecek. Ya bu yazık dedim, MIT varken gidilir mi Kaliforniya'ya? Kaliforniya'ya gidecek, ne bileyim ben, plajda mutlu olacak, yüzecek, fizik yapmayacak, şaka yapıyorum. Orada da fizik yapacak tabii ama MIT'de bizimle daha çok fizik yapılır. Ve MIT'de de başvurular Ocak'ta kapanmış. Temmuz'dayız. Telefon ettim. Dedim ki bakın dedim, ben size şimdiye kadar hiç böyle bir şey istememiştim dedim. Böyle şahane bir öğrenci var. Bunu almamız lazım dedim. Bir daha da istemeyeceğim dedim. Onlar da sağ olsunlar. Evet Nihat, sen böyle bir şey istememiştin. Demek ki bu çok iyi dediler. Temmuz'da Alkan'ı aldık. Tabii Kaliforniya'daki üniversite çok bozuldu bize. Çok kızdı. Ama ne yapalım? Hayat böyle. Ondan sonra Alkan devam etti. Benden doktorasını aldı. Şu anda da Koç Üniversitesi'nde doçent, yine istatistik mekanik,
de dünyanın en iyi genç istatistik mekanizmalarından biri. Devam edeyim arkadaşlar burada. O ders şimdi burada da. MIT dersi. MIT bu. Şöyle gelelim. MIT Physics 8334. Burada görüyorsunuz. Bunu burada veriyoruz. Genelde bunu halka açık dersler olarak cumartesi ve pazar dersleri veriyorduk. Ama burada ilk defa olarak lise yaz okulunda bu dersi Temmuz ayında vereceğiz. İki hafta yoğun bir şekilde. Bunu da tavsiye ederim. Şimdi devam edersek burada, fizik, matematik de burada. Burada benim verdiğim ders, mühendisler için matematik dersi bu. Fakat çok önemli bir şey, sosyal bilim, bir kere interdisipliner olmak çok önemli. Dünyada yalnız Kadir Has Üniversitesi'nde bulacağınız bir şey. Fantezi, gerçeklik, bilim, toplum ve hukuk. Geriye ne kaldı zaten? Fakat bunun sebebi 6 değişik fakültenin ve rektörümüzün, Sondan Durukan Oğlu Feyiz'in bir arada verdiği bilimlerden, mini derslerden oluşan bir ders. Yani siz üniversitedeyseniz başka bir bölümden, bırak fakülteden, bu başka fakülteden ders almanız gerekir. Ders alma şansınız küçük, çok dar bir şekilde yetişiyorsunuz. Burada öğrencilerimiz bu sayede 6 değişik fakülteden ders alıyor. Ben Sondan Hocam Sabancı Üniversitesi'ndeyken başlatmıştık. Sonra devam ettiremediler maalesef. Biz Kadir Has Üniversitesi'nde bunu veriyoruz ve bildiğiniz gibi, söylediğim gibi dünyada bir eşi olmayan bir ders. Bu interdisipliner olmak. Fakat bunun dışında başka şeyler de var arkadaşlar. Şöyle geleyim. Bu da sosyal bilimler ve edebiyat. Şimdi ben 1967'de öğrenci olarak MIT'ye gittiğimde MIT'nin o sene aldıkları sınıf 1000 kişi. 950 kişi Amerika içinden, 50 kişi Amerika dışından ve bize dediler ki MIT dünyanın en iyi mühendislik okulu ve en iyi fen okullarından biri, fen bilimleri okullarından biri. Dediler ki siz dediler her dönem mutlaka ciddi bir edebiyat veya sosyal bilim dersi almanız gerekiyor dedi. Yani 8 tane. Bu bana Türkiye beni hazırlamıştı bunu, gayet mutluydum. Türkiye'de de biz hem fen yapardık. Matematik fen yapardık ama sosyal bilimlerde de iyiydik. Tiyatroya da giderdik, roman da okurduk vesaire. Şiir de okurduk, yazardık vesaire, devam ediyor. Şimdi hatta hemen şiir dedik. Bu sene Tebip'te birazdan geleceğim. Oradaki öğrencilerim final sınavında hepsi şiir yazdı değil mi öğrencilerim? Birisi evet desin. Hiç kimse... Başkanım evet diyen var mı? Hocam şu an görünürde yok ama ilaki vardır. Herhalde bir köşeye gitmiş şiir yazıyorlar o zaman beni dinlemektense. Peki ama final sorunlarından bir tanesi dünya edebiyatında okuduğumuz kitapların konusunda bir şiir yazmak. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü buna Amerikalı, biz hazırdık, ben hazırdım. Amerikalı mühendis ve fen bilimleri adayları isyan ettiler. Ya ben fenci olacağım, ben mühendis olacağım. Edebiyat, sosyal bilim, ben niye vakit kaybedeyim? Bu tamamen yanlış arkadaşlar. Bu dünyada yaşıyoruz. Birbirimizle etkileşmeliyiz. Ailemizle etkileşmeliyiz. Mesleğimizle, öğrencilerimizle, bölüm başkanlarımızla, rektörlerimizle etkileşmeliyiz. Bir fil dişi kulede yaşamıyorsun. İstediğin kadar iyi fizik yap, sen bunu kimseye anlatamazsan, sen kimsenin ne istediğini anlamazsan bunun değeri sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla ben çok zevk aldım lisans öğrencisiyken sosyal bilim dersi almaktan. Kimya ve fizikten çap yaptım ama aynı zamanda gittim Kutat Kubilik dersi aldım. İlk Türk ansiklopedisi, Omelyan Pritsak diye Ukraynalı, dünyanın en Kutat Kubilik'i en iyi bilen profesöründen Kutat Kubilik aldım. Eski yazı öğrendim. İlk defa olarak babaanneme mektup yazabildim. Eski Türkçe öğrendim. O sırada konuşan. Yani bana diyeceğine banga diyorlar. Hafif değişiklikler var. Ayrıca Richard Robinson'dan Harvard'da Middle Eastern Studies Center'da The First Turkish Republic, ilk Türk Cumhuriyeti 1923-1960, o dersi aldım. Çok şey öğrendim. Dolayısıyla sosyal bilim çok önemli. Bunun için ben 1999'da MIT'de 20 seneden sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptığımda burada sosyal bilim dersleri de vermeye başladım. Bunlar halka açık dersler ve aynı zamanda sınıflarda da veriyorum. Yani öğrencime. Bu aşkta ve yaşamda şuurlanma, ayakta kalma, sonlandırılma belki veya sonlanma. Orhan Pamuk, Ahmet Ümit, Italo Calvino, Stanislav Lem.
Bunlar ciddi dersler. Her hafta 200 sayfa okumalısın. Her hafta tabii ki bir kısa sınav var. Dönem ortası, dönem ortası sonu sınavları var. Projeler var. Hazırlık veriyorsun. Projeler burada. Ve genelde bunları 150 kişi kadar başlıyor. 50 kişi bitirebiliyor. Bu çok önemli şeyler bunlar. Devam edeyim burada. Bu şuraya geldim. Bu TEBİP Üstün Başarılar Programı YÖK'ün. Çok önemli bir program. Bunu birçoğunuz biliyor. Ümit ederim şu anda şiir yazmayı bırakıp bazılarınız da dinliyor TEBİP'ten. TEBİP'ten. Hiç olmazsa Emir burada. Emir buradasın değil mi? Burada hepsi. Şu an cevap. Rotinda da burada. Peki yoklama almayayım. Rotinda ile Emir'i biliyorum burada olduklarını. Ötekiler de buradadır hepsi takım halinde. Bu çok önemli bir program. Siz temel bilimlerde YÖK Başkanımız Yekta Saraç'ın fikri bu. Temel bilimleri güçlendirmek için siz Türkiye'de herhangi bir devlet üniversitesinde temel bilimlerde ilk üçte girerseniz size bir opsiyon veriliyor. İstanbul Üniversitesi'nin kampüsünde, fakat şimdi bütün Türkiye'den, evvelden bütün İstanbul'dandı fakat şimdi online bütün Türkiye'den en öğrenci odaklı, en duyarlı, en eksper hocalardan ders alıyorsunuz. Bu da benim söyleyeyim. Size dünyada alabileceğiniz en iyi temel bilimler eğitimini sunuyoruz. Bunların siz ne kadarını alıyorsunuz o tabii size bağlı, ama biz size bunu sunuyoruz. Ben orada arttırılmış mekanik ve çaktırmadan arttırılmış elektrik ve manyetizma veriyorum. Fakat yine de dünya edebiyatta ders veriyorum. Öğrenci arkadaşlarım da bence çok keyifli geçiyor. Onlar ne düşünüyor bilmiyorum. Galiba onların da hoşuna gitti. Şimdi devam edelim. Fakat burada edebiyattan bahsettik, derslerden bahsettik. Fakat en önemli şey, diyelim ki bu aslında doğru bir başlık seçmek makalenize ikinci en önemli şey. Bu size bu konuşmada vereceğim. En önemli şey nedir? En önemli şey bir soruyla başlıyor. Birçoğunuz bunu duydu, biliyor zaten. Siz üniversiteye gittiniz, bütün derslerinizden yüzlerine yüz aldınız, başka hiçbir şey yapmadınız. Günümüzde böyle bir lisans eğitiminin hiçbir değeri yok arkadaşlar. Böyle yüz binlerce öğrencinin çözmüş olduğu bayat, sınav ve ödev problemlerine sizi işe alacak sektörler veya benim gibi hoca olmak istiyorsanız sizi doktora programını alacak üniversiteler fazla prim vermiyor yani bizler. Hepimiz neyi soruyoruz? Hangi gerçek hayat projesinde, hangi projede çalıştın, hangi özgün projede çalıştın? Dolayısıyla burada üniversite birden itibaren biz TEBİP'te kendimizi Harvard MIT ile kıyaslıyoruz. Harvard MIT'de birinci sınıftan itibaren herkes mutlaka bir araştırma projesine çalışıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de zor. Kadir Has Üniversitesi'nde çok kolay çünkü kapılar açık, hocalar zorlanıyor lisans öğrencisi almaya. Mutlaka alacaksınız diyoruz. Fakat öteki üniversitelerde maalesef öğretim üyelerimiz öğrencilere böyle bir görevimiz olduğunu ve öğrencilerle böyle çalışmanın bizim için ne kadar büyük bir avantaj olduğunu hala anlamamışlar. Dolayısıyla ısrar edeceksiniz. 17. hoca size hayır derse 37. hoca size evet diyecek. O hoca için değil, sizin için değil. Mutlaka üniversite birden itibaren araştırma yapmanız lazım arkadaşlar. Burada TEBİP'te üniversite 2'nin başından itibaren herkes zorunlu olarak bir kişisel araştırma projesi yapıyor. Birçoğunuz da mesela Emir'in bunu yaptığını biliyorum. Üniversite 1'de daha seçmeli olarak araştırma yapıyorlar. Bu çok iyi bir şey. Sonuçta biz TEBİP öğrencilerimizden mezun olana kadar bir makale bekliyoruz. Burada benim Dilara'yla yazdığım bir makale var. Bu fizik jeoloji bir karışımı. Fraktal boyutlar kullanılıyor. TEBİP'teki öteki öğrencilerimizin de düzineyi aşkın makale yazdığını biliyorum. Değer hocamla buradasınız. Size de yazdılar değil mi Değer hocam? Yes, no. Hocam şu anda yorumlar tam olarak yüklenmiyor ama büyük ihtimalle evet diyordur. Evet, Değer hocamla yazdıklarını biliyorum. Evet, başka dersler yine verdiğim hayat bir eğlence, çok çalışarak eğleniyorsun. Kayseri Dinamo, yani Kayseri'nin TRT'de dinlediğimiz güzellikleri var, onlar çok güzel ama o değil. Kayseri'de çarklar nasıl dönüyor? 1880'den itibaren modern tarihi, kent haritası, mahalleler, ekonomi, eğitim yapısı, sağlık hizmetleri, belediye diğer idareler, Kayseri Spor, at üzerinde okçuluk, nüfus, yerel medya, bunu yapıyoruz. Kitap da basıyoruz sonunda. Bu da yine 150 kişi kadar başlıyor, 50 kişi bitiriyor.
Dinamo, Eskişehir Dinamo burada. Şimdi yeni başlayacağız. Başvurmaya başladık. Üçlü bir Dinamo, Trabzon, Of, Vize Dinamoları başlatacağız bu bahar döneminde. Ayrıca da mesela şurada görüyorsunuz yasaların verdiği ve edebiyatın geri aldığı kadın hakları Reşat Nuri Güntekin. Burada üstadın bütün romanlarını okuduk ve öğrencilerim karar verdi. Ne kadar büyük bir kadın düşmanlığı olduğunu orada gördük. Bu da çok önemli böyle şeylere bakmak. Yine her hafta epeyce okuyoruz 200 sayfa. Alkibiades Philoctetes, kendi sularımızda yetenek ve ihanet ve kişi hakları böyle bir derste verdik. Devam ediyorum. Bu Sartre Beauvoir felsefe ve feminizm dersi. İç içe ayrılıkların edebiyatı, bu karşılaştırmalı bir Türk, Rum, Ermeni edebiyatı dersi. Bu da oryantalizmin uygulaması ve teorisi Lawrence Durer ve Edward Said. Edward Said çok önemli birisi. Şu anda Orta Doğu'da olan sorunları anlamak için bu sorunları nasıl yarattılar, bu kitapları, bu dersi almak çok önemli bence. Şimdi gelelim burada şeye. Şu andaki durumumuza, vaktim de sona geliyor galiba değil mi? 10 dakika falan var belki 15 dakika. Şimdi ben sizi niye görmeden konuşuyorum? Siz beni görüyorsunuz belki. Çünkü etrafta pandemi var. Ciddi bir şey. Millet vefatlar oluyor, ölüyor millet. Fakat burada oturup yani meyli kelimelerden nefret ederim tabii ki ben. En büyük nefret ettiğim birisi de mağduriyet kelimesi ve mazeret kelimesi. Yani ah bizim başımıza bu geldi, şimdi biz ne olacak? Her neslin başına kötü bir şey gelebilir. Biz Allah göstermesin bir savaş olabilir kendi kapımızda. Bir ölümcül bir pandemi, daha ölümcül veba, İspanyol gibi olabilir. Yani bu böyle oluyor. Önemli olan buna nasıl adapte olabilmek. Toplumumuz çok iyi adapte oluyor. Belki dünyada birinci şekilde adapte oluyor. Bunda en öndeyiz. Yani bu böyle bir pandemiye adapte olmak, onu yenmek ve o sırada ilerlemek, o da çok önemli bir hayat yaşam dersi arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Hemen adapte olmalısın. Oturup en kötü şey M ile başlamıyor ama bunu babam bana öğretti. Kendine acıma derdi. Kendimize acımamak lazım arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya gelirsek ne yaptım ben? Web sayfamda şimdi 4 ayrı dersin, yani artırılmış mekanik, artırılmış elektrik ve manyetizma, kuantum mekanik, faz geçişleri ve renormalizasyon grubu teorisi. Videoları var. 102 tane video var. Bu önümüzdeki birkaç ay içinde o 125'e çıkacak. Bu videoları herkes indirebilir. Google'in web sayfama girin. Ve öğrencilerimle bu videolar üzerinden derslere devam ettik. Bunu Emir de biliyor, Rotin de biliyor. Burada onlar gayet güzel. Videolarım burada arkadaşlar. Görüyorsunuz burada böyle. Yani girince o istediğinizi indiriyorsunuz. Bu faz geçişleri ve renormalizasyon grubu. Devam ediyor burada faz geçişleri ve renormalizasyon grubu. Bu artırmış mekanik. Burada önemli bir sınav sorumuz var. Kedi, insan, at, fil zıplar. Zıplar mı zıplar? Zıpladığı zaman nasıl zıplar? Onu da hatırlıyorsunuz bazılarınız. Ve bundan fizik çıkarıyoruz. Fizikten tabii ki bu. Devam ediyoruz elektrik ve manyetizma. Böyle burada devam ediyor. Evet, ben konuşmanın sonuna geldim. Burada bütün bunları hem İstanbul Üniversitesi'nde bütün Türkiye dünya açık, hem de çalışma alanımız Kadir Has Üniversitesi. Bize bunu mümkün kıran ve Haliç'in, güzel Haliç'in, İstanbul'un kalbinde, Türkiye'nin bağrında Kadir Has Üniversitesi'nde yapıyoruz. Dolayısıyla kurucumuz rahmetli Kadir Has Bey'e çok müteşekkiriz. Onun oğulları Can Has ve Nuri Has Beyler de bunu devam ettiriyorlar. Tamamen kendilerini eğitime, ilerlemeye adamış bir kişi, bir üçlü burada. Ondan da çok müteşekkiriz ve çok şanslıyız kendilerinden çalıştığından. Bir başka şansımız da, siz de şanslısınız, yarın göreceksiniz. Rektörümüz Sondan Durukanoğlu Feyiz. Kendisi tabii ki bir enerji, bir cesaret, bir yaratıcılık kübü. Beyin bilimi dersini veriyor, lise yaz okullarında veriyor, konuşmalarda veriyor. Kendisini de yarın dinleyeceksiniz. Bu sayede hepimiz hep beraber ilerliyoruz. Son olarak birçoğunuza geldi bu herhalde. Burada bu yıl başında yolladığım yılbaşı tebriği arkadaşlar. Bu şu anki durumumuzu söyleyeceğim. Bu 2001'de eşim kimya profesörü Profesör Doktor Bediye Erimberker. Ben buradayım. Bu oğlumuz, ikinci küçük oğlumuz.
Burada 2001'de böyleyiz. Aynı kişiler şu anda 2020'de böyleyiz ve savunmadayız. Bu hepinize tavsiye ederim. Burada pandemide de gidebilirsiniz. Burada Rumeli Feneri'nde müthiş bir Osmanlı Kalesi var. Müthiş bir Osmanlı Kalesi var. Bu Karadeniz'e ve Boğaz'a bakıyor. Orada savunmak için Osmanlılar bunu 1600'lerde inşa etmişler. Biz de savunmadayız. O sırada Aralık ayında bunu yolladığımda tanıdıklarıma 80 ders videomuz vardı. Her savunma en iyi savunma saldırıdır. Saldırıya devam ettik. Şu anda 102 tane ders videomuz var. 2 ay sonra 120 tane, 125 tane olacak. Çalışmaya, savunmaya, eğlenmeye, yaratmaya, öğrenci yetiştirmeye devam arkadaşlar. Peki, ben burada bitirdim. Tam da zamanında, zamandan biraz erken bitirdim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ümit ederim. Yormadım, sıkmadım. Sorularınız da varsa beni ödüllendirmiş olursunuz. Sorulara geçebiliriz. Ceyda Akın adlı bir kullanıcıdan iki boyutlu bir sistemin arayüzü neden bir boyutludur diye soru gelmiş. Çünkü siz iki tane defteri, iki tane kağıt parçasını bir araya getirirseniz onların arasında bir çizgi var değil mi? Her zaman D boyutta arayüzler D eksi bir boyutludur. Tabi burada Ceyda belki fraktalları da öğrendi, onu da biliyor. Bazen o bir boyut lafın gelişi söylüyoruz ama o bir boyut girintili çıkıntılı olduğu zaman aslında 1.7 boyut, 1.73 boyut. Biz fizikçiler tam sayı boyutların dışında da çalışıyoruz. Mesela beynimizin yüzeyi de, beynimiz 3 boyutlu bir organ ama beynimizin yüzeyi 2 boyut değil, 2.3 boyut. Çünkü girintili çıkıntılı. Bu da başka bir konuya giriyor. Evet, başka sorumuz var mı arkadaşlar? Hocam biraz bahsettiğiniz yaz okuluyla ilgili bir soru gelmiş. Cevaplamak istersiniz. Sena Nur Yılmaz adlı kullanıcıdan. Hocam lise yaz okuluna başvurmak istiyorum. Acaba bu sene yapılacak mı demiş. Evet, yapılacak. Şu anda gösterdim de zaten. Yolladık da herkese. Başvurular hızlı şekilde geliyor. Herhalde dolacak kontenjanlar. En kolayı sizin için şöyle geri de gidebiliriz ama eğer Nihat Berker'i Google'larsanız benim web sayfama giderseniz şöyle gidelim şuraya. Orada en tepede hemen çıkacak size. Orayı tıkladığınız zaman bütün hem başvuru linki hem de bütün bilgiler çıkıyor. Burada görüyorsunuz. Bunu göreceksiniz web sayfamda veya doğrudan Lise Yaz Okulu Kasi.tr'ye giderseniz bu yaz okulu 5-16 Temmuz, ondan sonra Kurban Bayramımız var. Sonra 26 Temmuz 6 olsa dersler de böyle arkadaşlar. Gani gani bilim var. Hocam Emir'den bir soru gelmiş. Faz geçişleri, evet, ve normalizasyon grup teorisi derslerine nasıl katılabiliriz demiş. Burada lise yaz okuluna katılıyorsunuz. Bu lise yaz okulu ama üniversite öğrencilerini de alıyoruz. Hatta bu faz geçişlerini almak için şunu benim sistemimi öğrensinler diye lise öğrenci burada hiçbir dersin ön şartı yok. Bir tek bunun var. Burada liseliler ilk önce şunu veya şunu veya şunu almış olmalılar. Üniversiteler direkt bunu alabilirler lisans öğrencileri. Lise yaz okulundan alabilirsiniz. Hocam biraz daha genel bir sorumuz var. Abdullah Çardak adlı kullanıcıdan. Hocam meraklı bilim insanı adaylarına neler önerirsiniz demiş. Çok çalışmalarını ve çok eğlenmelerini. Geri kalan zaman vakit kaybı. Hayatta çok çalışmalısın. Ve sen çalışacaksın. Rakiplerin yorgunluktan bir köşeye düşünce sen çalışmaya devam edeceksin. Öyle onları yenebilirsin. Ama çok da eğlenmelisin. Benim web sayfama bak giderseniz orada bir okuduğum roman kitapları, gördüğüm filmleri hepsi orada. Onu da epeyce yapıyorum. Vakit kaybetmiyorum. Yani atalarımız ne güzel söylemiş arkadaşlar. Atalarımız demiş ki yavaş işe şeytan karışır demiş. Dolayısıyla hızlı çalışmak lazım arkadaşlar. Burada dolayısıyla ve ayrıca da burada her şey aslında bir oyundur. Yani siz bir video oyunu oynadığınız zaman orada adrenalin şeyi var içinizde. Hayat zaten gerçek oyun. O adrenalin için gidiyorsunuz. Dolayısıyla her sıkışıklık, önünde her çatışma aslında bir oyundur. Onu unutmamak lazım. Dolayısıyla her şeyi oyuna çevirirseniz her şeyde başarılı olursunuz. Ve bir şey daha, hep çocuk kalmak. Yani hep çocuk kalmak lazım.
o çocukluğu içinden kaybetmemek lazım. Biz hocalarda öğrenciler sayesinde böyleyiz. Çünkü her sene karşımıza 17, 18, 19 yaşta gençler geliyor. Sizin sayenizde burada beyin pilatesi yapıyoruz. Sizin sayenizde o kadar hızlı yaşlanmıyoruz. Onun için de öğrencilerime hep müteşekkir olmuşumdur. Biraz genel bir cevap vardı ama doğru cevap bu sorunuza. Hocam Sena Nur'dan bir soru daha gelmiş. Renormalizasyon teorisi kesin çözüme en yakın çözüm fakat neden kesin çözüme bulunamıyor demiş. Kesinlikle o bir matematik dalı. Oturup bazı sistemlerin kesin çözümü olmayacağını da ispat eden matematikçiler var. Girmedim pek oraya, o biraz negatif bir şey. Dolayısıyla bunlar zor sistemler. Kesin çözüm demek ne demek? Sen bir bilgisayarın içine bir sistemi koyup oradan sayılar sana gelebilir. Gerçeğe gitgide yaklaşabilirsin. Yani 10 haneli yaklaşabilirsin, 15 haneli. O kesin çözüm değil. O nümerik çözüm. Kesin çözüm cebirsel olarak. Yani bir kapalı cebirsel formülle bana verirsen cevabı, o zaman kesin çözüm yaptın. Bunu yapanlar var. Yani çok büyük ilerlemeler, Onsager'in easing modelinin çözümü var vesaire. Ama biz de kendimize göre bazı sistemlerin çözümünü çıkardık. Ama her zaman yapamıyoruz. Fizikte de bunu her zaman yapamıyorsun. Hiçbir zaman kesin bir şeyi, yani bir fiziksel sistemde çözemiyorsun. Hep yaklaşıklıklar yapman lazım. Önemli olan o yaklaşıklıklar kabul edilir yaklaşıklıklar mı? Gitgide onları azaltarak kesin çözüme yaklaşabilir misin? Öyle bir şey. Fakat bunun dışında da renormalizasyon grubu gelip de her şeyin kesin çözümünü getirseydi mahvolmuştum ben. Çünkü o zaman herkes 6 ay çalışırdı. Bütün problemler çözülürdü. Ben de ne olurdum bilmiyorum. Başka bir şey olurdu. Dolayısıyla iyi oldu. Her şeyin kesin çözümü olmadı. Hocam bir sorumuz daha var. Tuana Uğurer adlı kullanıcıdan, kaotik davranış gösteren kompleks sistemlerde çözüm yolları nelerdir? Evet, orada kaos, stokastik kaos, ismi üzerinde deterministik kaos. Yani bu şöyle bir şey. Siz bir denklem kullanıyorsunuz, oradan çıkan sayılar kaotik çıkıyor. Orada yani bir kere yine nümerik var. Karşında sayılar çıkıyor. Bak, kaos bakıyorsun burada. İkincisi de yine renormalizasyon grubu kullanırsan böyle bir bandlara düşüyorsun. O kaotik bandlar. Oraya düştüğünü görürsen başlangıç sistemin kaotik olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla öyle, yani biraz fazla cebir kullanarak kaosu kesin olarak orada çıkarabiliyorsun. Orada bir kesinsizlik yok. Evet, burada da Deniz Eroğlu hocam bizim Northwestern'den transfer ettik. Onun konu o kompleks sistemler üzerine çalışıyor. Ve burada kompleks sistemler üzerine lise yaz okulunda ders verecek. Onu dinlerken ondan bir şey öğrendim. Hep düşünürdüm. Termodinamiğin üçüncü kuralı. Birisi söylesin bana arkadaşlar, termodinamiğin üçüncü kuralı ne? Hocam bekleyelim, cevap gelir büyük ihtimalle. Ben düşüp öleceğim burada kimse söylemezse termodinamiğin üçüncü kuralı. Hocam yayında biraz gecikme olduğu için interaktif bir şekilde yapması biraz zor oluyor. Geldi mi? Yok hocam, şu an gelmedi. Vay 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 vay. Peki arkadaşlar, termodinamiğin üçüncü kuralı entropiye bağlı. Hatırlayan var mı bir şey? Hatırlayana özel ödül vereceğim. Herkes Google'lıyor tabii şu anda. Bilmeyenleri Zoom var Google baba varken. Arkadaşlar, termodinamiğin üçüncü kuralı entropiye partiyor. Entropi ne demek? Düzensizliğin ölçümü demek. Düzensizliği nasıl ölçüyorsun? Bir makroskopik durumda kaç tane mikroskopik durum var? Düzensizlik o. Çünkü hangisi de olduğunu bilmiyorsun, çoğalısı o. Demek ki termodinamiğin üçüncü kuralı entropi hep artıyor. Hep kendime derdim. Yani ben böyle devamlı etrafı düzene sokan, gidip kitaplarımı sıraya koyan, yani ben böyle bir organizmayım. Fakat etrafımda entropiyi yok ediyorum. Yani kitaplarımı sıraya koyuyorum, öğrencilerimi diziyorum, not veriyorum. Dolayısıyla yani bu kurala ben nasıl uyuyorum? Fakat insanlar, yaratıklar gibi kompleks sistemlere bakınca belki makroskopik fonksiyonları entropiyi azaltıyor. Fakat içlerindeki sen adalelere, sinir sistemine bakarsanız müthiş kompleks sistemler. Dolayısıyla içlerinde, kompleksi içerisinde saklayıp dışlarını basitleştiriyorlar.
Dolayısıyla yine böylece kompleks sistemlerde entropi çok yüksek ama işlevleri gayet basit düzenleyici olabiliyor. Bu da güzel bir şey. Deniz Hocam'ın dersini tavsiye ederim. Hocam bir soru daha cevaplamak ister misiniz? Tabii istediğiniz kadar buyurun. Bilim Salih Oğlu adlı kullanıcıdan, bilim insanı olmak isteyen bir temel bilim öğrencisinin başarısı yaptığı makalenin uluslararası düzeyde yükselmesi mi veya kaliteli okullardan mezun olması mı yoksa hayal gücü ve çalışmak olabilir mi demiş. Ya en büyük gösterge şu arkadaşlar. En büyük gösterge motivasyonun nasıl olması. Bu komik kalacak ama. Siz yaptığınızdan tabii ki yorulacaksınız. Tabii ki bazen stres olacak. Ama siz özgüveniniz varsa, yaptığınızdan mutluysanız bu hemen anlaşılır. Suratı bir karış asık gelip de 10.000 tane bahane çıkaran, mazere çıkaran insanları hemen anlarız biz. Ama siz yaptığınızdan mutluysanız, heyecanlıysanız ve ilerliyorsanız da, yani orada ne yapmak lazım? Makale yazabilmek lazım, iyi ders verebilmek lazım. O zaman hayatta daha başarılı olamazsınız. Fakat başarı insanın kalbinde, kalp bir adale, beynindedir. Dolayısıyla o motivasyonunuzu yüksek tutmak. Motivasyonunuzu yüksek tutmak başarı. Çünkü sonuçta yaptığınız 4 işlem var arkadaşlar. Çıkarma, toplama, bölme, çarpma. Hadi bilgisayarcıysanız bir de and ve or var. Bunların hiçbirisi atla deve değil. Ama motivasyonunuzu yüksek tutmanız lazım ki bunları dünya kadar yapmanız lazım. Dolayısıyla başarının hem sebebi hem göstergesi motivasyonun yüksek olması. Bunu yanlış anlamayın. Adama bak konuşuyor böyle diyorsunuz. Benim de yanlışlar yaptığım, hatalar yaptığım, motivasyonumun düştüğü zamanlar oldu. Böyle düz, asil bir çizgiyle gitmiyoruz arkadaşlar. Tabii ki çöküveriyor bazen. Önemli olan ne kadar çöktüğün değil, ne kadar hızlı ayağa kalktın. Sonuçta benim yaşıma gelince bir hikaye anlatabiliyorsun. Fakat arada deneyip de yapamadığın çok şey oldu ama onlardan hemen çıkmak lazım. Önemli olan o. Biz hocalarda siz motive tutmalısınız kendinize. Biz hocalarda size motivasyon vermeliyiz. Ve de kendimizi de motive tutmalıyız. O da sizin sayenizde. Dolayısıyla bir kapalı şey oluyor, çevrim oluyor. Hocam bir sorumuz daha var. Tuana Uğur Er adlı kullanıcıdan gene bir soru gelmiş. Hocam ilkokul seviyesinde kendini geliştirmek isteyen çocuklar için ne önerirsiniz demiş. Çarpma tablosunu hemen öğrenmeleri, ezberlemeleri, ezber deniyor ona ama ezberlemek, öğrenmek bu epistemoloji diyor. Öğrenmenin kendi teorisi var. Çarpma tablosunu hemen ezberlemek lazım arkadaşlar. Bilmek lazım ilkokulda. Bol futbol oynamak lazım kız oğlan ne olursa. Aynı zamanda bol sinemaya gitmek lazım, tiyatroya gitmek lazım. Okulda derslerini yapmak lazım ama teneffüslerde de deliler gibi koşup oynamak lazım. Deliler gibi koşup oynamak lazım. Bilgisayar ekranının önünden de çıkmak. Bilgisayar ekranı çok önemli. Keşke ben de daha iyi yapabilsem. Bu sabah Emir sayesinde sizin yanınıza gelebildim. Bayağı bir bocalıyordum yanınıza gelmeden. Keşke daha iyi olsam bilgisayarın önünde. Ama koşup düşüp de dizini yarmak da çok önemli bir şey. İlkokulda bunu diyorum. Ortaokulda başka bir planım var arkadaşlar. Hocam Polat Aslan adlı bir kullanıcıdan. Hocam bir anda gerçekleşen tüm faktörleri hesaplayabilirsek geleceğe dair kesin olasılıklı yorumlar yapmamız mümkün olabilir mi demiş. Yok. Gelecekte benim ne yapacağıma kesin söyleyebilirim. Gelecekte daha çok çalışmaya, daha çok eğlenmeye, daha çok mutlu olmaya, mutlu etmeye elimden geleni yapacağım. O kesin. Bir miktarda başaracağımdan eminim. Onun dışında ne olacak? Ne olacaksa ona göre esnek bir şekilde de ben ve toplumumuz adapte olacak. O da kesin. Ama onun dışında şöyle bir şey olacak, böyle bir şey olacak demek imkansız. Ama geleceğe değil, kendinin gelecekte, kendinin ne olacağına güvenmek. Evet, galiba sonuna doğru geldik değil mi? Evet hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa devam edebilirsiniz. Yani size böyle bir şey verdim, bir tüyo verdim. İlkokulda ne yapmanız gerekiyor, ortaokulda başka bir planım var dedim. Kimse sormadı, sırf bunu bir açık verdim orada. Bu kadar ilgilenmediniz mi söylediklerimle? Hala ilgilenmiyorlar. Hocam merak edenler vardır illaki ama biraz geç geliyor yorumlar. Bekliyoruz yorumları.
Peki bilemeyecekler ortaokulda ne yapmaları gerektiğini. Ne yapalım bir daha sefere. Peki arkadaşlar. Hala gelmedi soru değil mi? Ortaokulda ne yapalım diye. Hocam lise... Ortaokul derken yani ilk öğretimin son 3 yılı demek istiyorum. Biz eskiler öyle diyoruz ona. Hocam şey diye bir soru gelmiş. Kier adlı kullanıcıdan. Lise yaz okulunun gayesi nedir şu anda? 11. sınıf öğrencisiyim. Bana ne gibi katkıları bulunur demiş. Size daha çok bilgi ve donanım verir. Tek gaye odur. Pratik gayeler de var tabii. Üstün başarılara ben deliler gibi tavsiye mektubu yazıyorum. O pratik ama birincil gaye size bakıyorsunuz şu anda karşınızda. Bu kadar zengin bir program hiçbir yerde verilemez. Daha donanımlı bir bilim, mühendislik, sosyal bilimci insanı olacaksınız. Gayemiz o. Peki. Hocam, kusura bakmayın gördüm. Söyle buyur. Hocam soru geldi. Genel bütün sorulardan söylüyorum. Ortaokul ve lise için sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Siz açıklayın. Of ya. Ortaokuldayken mutlaka yani bu söylüyorum 12 dakika sürüyor. Benim tebii öğrencilerim burada evet der. 12 veya 7 dakikada türev nedir öğrenin 7 dakika sürüyor. Entegral nedir 12 dakika sürüyor. Onu da mutlaka ortaokulda öğrenin. Mutlaka olmazsa olmaz. Lisedeyken de bol bol lise yaz okullarına gidin ve çeşitli konularda gidin. Yani şu anda resmini gördüğünüz bizim küçük oğlumuz her yaz ilk öğretimden sonra lise yaz okuluna gitti. Burada fizik dersi de aldı, ekonomi dersi de aldı, fotoğrafçılık dersi de aldı. Neyi sevip neyi sevmediğinizi öğrenin. Bu büyük bir şans. Atla deve değil sonuçta 2 hafta. Gelecek zaman istediğinizi yapabilirsiniz. 2 kere gitseniz 4 hafta mutlaka bunu yapın. Lisedeki şansınız seçeneklerinizi tanımak, genişletmek. Orada böyle bir pencere var. Ondan sonra pencere size gelmiyor. Hiçbir yerde. Tabii her zaman kulvar değiştirebilirsiniz ama baştan neler istediğini, neyi sevmediğini bilmek o çok önemli. Evet, galiba sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son saniyede. Lisans seviyesiyle ilgili hocam. 1. sınıftayım, fizik öğrencisiyim. Kendimi geliştirmek için tavsiyeleriniz nedir hocam demiş. Yine dediğim gibi burada bir ekstra tavsiyem olacak. Aynı şeyleri söylüyor hoca demilsinler diye. Benim tavsiyem mutlaka derslerinizden başarılı olun. Bir dersten çakmak yapmamak o yani game over orada. Mutlaka derslerinizden başarılı olmalı. Mutlaka eğlenceye de vakit ayırmanız lazım. Bu eğlence hep ekranın önünde diye. Ekranın önü de güzel ama dışarıda. Mutlaka yapın. Onun için zaman ayarlaması lazım. Vakit kaybetmemek lazım. Yavaş işe şeytan karışır. Bunun ötesinde de fizikçi meslektaşıma, arkadaşıma ben lise 1'deyken Feynman dersleri diye 3 ciltlik bir kitap vardı. Onu okuyun arkadaşlar. Hatta ilk önce kuantum mekaniği 3. cildi okuyun. Güzel okunan bir şey. Çok akıllıca yazılmış bir şey. Onu 3. ciltten başla 3-1-2 sırasıyla o kitapları okuyun arkadaşlar. Ayrıca da ama eğlenmeyi unutmayın. Ayrıca da deliler gibi üniversitenizde size bir araştırma projesi verecek öğretim üyesi arayın. Üniversiteniz olmazsa üniversitenin dışında başka bir üniversite. Hocam teşekkür ederiz vaktinizi ayırdınız ve cevapladınız. İyi günler arkadaşlar. Çok sevgiler. Çok çok teşekkür ederim. Ve başarılı bir konferans olacağını biliyorum. Ben burada kapatıyorum bir şekilde nasıl yapacaksam. Hocam biz sizi çıkaracağız merak etmeyin. Tamamdır. Atın beni dışarı. Sayın Profesör Doktor Nihat Berker hocamıza bu değerli konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ise kahve aramız 15 dakika sürecektir. Değerli katılımcılarımız sohbet kısmında moderatörlerimizin paylaştığı yoklama amaçlı formu doldurmayı unutmayın. Ara sonrasında çalıştığımız devam edecektir. Şimdiden afiyet olsun. Thank you.
Aramız bitmiştir. Yeniden hoş geldiniz. 11. Fizik Çalıştayı'nın ikinci konuşmacısı olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doçent Doktor Leyla Türker Şener. Merhabalar Eylül Hanım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Giyilebilir teknolojiler başlıklı konuşmasını yapmak üzere sözü Sayın Doçent Doktor Leyla Türker Şener hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sunumumu paylaşmak üzere şu anda. Ekranı evet ayarladım. Geldi mi acaba görüntü? Geldi hocam. Bugün sizlerle yeni yıkıcı teknolojilerden biri olan giyilebilir teknolojilerden bahsedeceğim. Böyle slaytlar aslında en sona konur ama ben ilk slayt olarak başkasının izinden yürüyen iz bırakamaz sözüyle başlamak istiyorum. Hep bir fark yaratmak, bu ürünleri Türkiye'den artık çıkartmak, dünyada neler olduğunu biraz sonra konuşacağız, neler yapıldığından bahsedeceğiz ama biz burada neler yapıyoruz onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi fizik lisans mezunuyum. Üzerine yüksek lisans ve doktoramı İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'nda tamamladım. Doktoramı yaparken hastane işletmeleri yöneticiliği, kalite sistem tetkikçiliği, JCI sertifikalarımı aldım. Uygulamalı girişimcilik eğitimi aldım ve 2015 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerimize uygulamalı girişimcilik dersi veriyorum. Stratejik teknolojiler ve ürün yönetimi mentörüyüm ve Mentor Derneği Başkan Yardımcısıyım. Mentor Derneğimizin kurucu üyesiyim. 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğum proje dönemin birinci projesi seçilmişti Bilim Sanayi Bakanlığı'nda ve Royal Academy of Engineering'e inovasyon liderliği eğitimine gönderilmiştim. 2019-2020 yıllarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda İstanbul temsilcisiydim, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği'nde. Ayrıca 1. Bölge Başkanlığı görevi de 2020 yılında verildi, gerçekleştirdik başarıyla. Mentor derneğimiz var, başkan yardımcılığı yapıyorum. Burada üniversitelere mentorluk veriyoruz girişimcileri için. Mentor-mentee görüşmeleri yapıyoruz. Projelerin daha ileriye taşınması için artı değer nasıl sağlarız ondan bahsediyoruz ve mentor yetiştiriyoruz. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde de Türkiye'de bir ilk laboratuvar kurduk. 3 boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım laboratuvarı. 200'ün üstünde patent başvurusuna destek olduk. 20'nin üstünde şirket kuruluşuna ve Kore, İran, Tayvan, Lübnan gibi uluslararası Excellent Invention ödüllerine layık görüldü buradaki çalışmalarımız. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Biyofizik Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevim sürmekte ve TEDFİT Giyilebilir Teknolojiler markasının da CEO'suyum. Şimdi bu yıkıcı teknoloji olarak söylenen şeyler neler? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum ve asıl konumuza gireceğim. Giyilebilir teknolojilere geleceğiz ama bir de 9 ayrı başlığımız var. Augmented Reality diyoruz, artırılmış gerçeklik. Yani var olan gerçek ortamın içerisinde bazı ikonları telefon veya tablet kullanmak suretiyle veya gözlük kullanıyorsunuz ama halen bu ortamdasınız. Baktığınız ikonun üzerinde, bir emojinin üzerinde istediğiniz ürünün hareketli halini görüyorsunuz. Burada mesela bir organın çizimlenmiş halini görüyorsunuz. Bu bir kitap olabilir, kitabın üzerinde bir karaciğer görüntüsü olabilir. Telefonunuzu üzerine tuttuğumuzda karaciğerinin bütün yapısını inceleyebilirsiniz. Morfolojisini gösterebiliriz. Nasıl çalıştığını video halinde izleyebiliyorsunuz ama hala daha gerçek ortamdayız. Sanal gerçeklik ortamı dediğimiz anda artık bu ortamda değiliz. Hangi ortamı simüle ettiysek o ortamda bulunuyoruz. Gözlüğü taktığınız anda VR gözlüğü diyoruz buna. O sanal ortama gidiyorsunuz. Burada mesela bir hastanın bir video izlediğini görüyorsunuz. Belki de bir Lunapark'ta geziyor. Hiçbir fikrimiz yok ama bununla ilgili yapılmış olan çalışmalar, bu da yine giyilebilir teknolojilere giriyor arkadaşlar. Buradaki çalışmalar göstermiş ki hastaların ağrı seviyelerini hissetmelerini azaltan çalışmalar bunlar. Klinik araştırma çalışmaları da devam ediyor. Biz de eğitimde inovasyonda kullanıyoruz sanal gerçeklik sistemini.
1632'de tıp fakültesi eğitimi bu şekilde olurken hala daha hoca-öğrenci pratiği çok önemlidir ama öncesinde burada benim gözüme takmış olduğum VR gözlüğü, ellerimdeki kontrolörlerle ben orada operasyon yapıyorum. 2019 yılında tamamlamış olduğumuz bir çalışma bu. Kalp damar cerrahisi ameliyatı yapıyoruz. Ben hemen sizlerle bunun videosunu paylaşmak istiyorum. Şu anda benim gözümde gözlük var. El görünüyor mu şu anda video? Görünüyor hocam, bir sıkıntı yok. Gözümde gözlük var ve bir hastamız var, kalp hastası. Bistüriyle cildini cilt altına açıyoruz. Katerle yağ dokusunu, kas dokusunu şu anda açıyorum. Birazdan elektrikli testereyle göğüs kafesini açacağım. VR ortamında hem eğitim modülümüz var hem de sınav modülümüz var. Bu eğitim kısmı. Dolayısıyla renklendiriyoruz neyi kullanması gerekiyorsa öğrencimizin. Burada elektrikli testerenin renginin diğerlerinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu işlemi tamamladığında rengi olması gereken renge bürünüyor. Diğeri yanmaya başlıyor. Ekartörü hastanın üzerine yerleştirdiğimiz anda göğüs kafesi aralanıyor, kalp açığa çıkıyor. Operasyon yapılacak olan organı artık görebiliyorsunuz. Ve bu süreci uçtan uca öğrencimiz istediği zaman, istediği ortamda, istediği kadar tekrar edebiliyor. Bir kalp damar cerrahisi ameliyatı gerçekleştirilirken arkadaşlar uzun süre çok fazla sayıda şey görünemiyor. İki veya en fazla üç öğrenci bakabiliyor. Dolayısıyla burada bir mekandan kaynaklı problem vardı ve bazı vakaları ancak bir kez görebiliyor öğrencilerimiz. O da hepsi göremiyor. O yüzden de böyle bir eğitimde inovasyon başlığıyla dijital ameliyathane projemizi tamamladık 2019'da. Geçen sene başlayan, halen daha devam eden yeni projemiz ise tıp fakültesi deneylerini simüle ortama attı. Protein elektroforezi, DNA izolasyonu, DNA elektroforezi, hastadan, COVID hastasını modelledik ve hastadan burnundan sürüntü almayla ilgili süreci öğrencilerimiz kendileri gerçekleştiriyorlar. O sürüntüden DNA saflaştırıyorlar ve PCR çalışmalarını sanal ortamda kendileri yapabilmekteler. Yani VR laboratuvarı ve dijital ameliyathane çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Eğer gelmek ister, deneyimlemek isterseniz İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde 3 boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım laboratuvarı. TestLab'da deneyimleme fırsatınız var. Herkesi bekliyoruz. Projelerinizle de gelebilirsiniz. Yapmış olduğumuz ürünleri deneyimlemek üzere de gelebilirsiniz. Robotik başlığı var. Robotik teknolojiler birçok alanda kullanılıyor. Giyilebilirlere ben yine oku çevirmek istiyorum. Exoskeleton, dış iskelet. Burada hastalar için tasarlanmış olan bir dış iskeleti görüyorsunuz. Ama bu dış iskeleti, exoskeletonu hekimler de giyiyorlar. 10 saat, 15 saat, 20 saat uzunluğunda süren, saatlerce süren operasyonlara katılıyorlar ve bu operasyonlarda tahmin edersiniz ki yoruluyorlar. Bu dış iskeletler onların yorulmamasını sağlıyor. Dış ortamda yine ağır yük taşımayla ilgili süreçte çalışan insanların da kullanabileceği bir ürün bu. Böyle bir slide koyuyorum, koydum ama yapay zeka, robotlaşma bizi işsiz bırakacak, biz teknoloji taraftarı değiliz diyen bir kısım var. Ama biz beyaz tarafız, insanlığın faydasına olacak, yararına olacak, hayat kalitesini yükseltecek ve artı değer katacak çalışmalara imza atıyoruz. Yapay zeka ve robotlaşma bize yardım edecek ve gelecek için umut teknolojiden geçiyor diyoruz. Robotların çeşitli alanlara girdiğini söylemiştim. Endüstriyel robotlar, operasyonel robotlar, tıp ve sağlık alanında robotlar, eğitim alanında, eğlence alanında, sibernetikte, tarım hayvancılıkta, ulaşımda robotların olduğunu biliyoruz.
Biz ameliyathanede kullandığımız bir cerrahi sistem var ki burada operasyonları gördüğünüz yerde, şurada arkadaşlar, batın içerisine yerleştirilmiş robot kolları bulunuyor. Hekim uzak bir noktada operasyonu buradan gerçekleştirebiliyor. Daha uzak noktalarda şehirler arası operasyonlar için de 5G teknolojisiyle beraber gerçek zamanlı olarak bu hareketlerin hastanın üzerinde operasyonda kullanılabilmesi gerçekleşiyor. RoboBear hasta bakımı için gerçekleştirilmiş, geliştirilmiş bir robot. Hastaların kaldırılması, indirilmesi ve sohbeti için geliştirilmiş robot. Sevimli dostlarımız için olanlar da var. Bunlar da işte yemleme veya kendi kendini temizleyen kedi kumu kutusu, yüz tanımayla çalışan akıllı kapılar üzerine hayvanlarla ilgili olan robotlar var. Bir de Xenobot, kurbağa kök hücrelerinden oluşan dünyanın ilk canlı kendi kendini iyileştiren robotu var. Yapay zeka dediğimiz zaman aslında tüm bu başlıkların içerisine girebilecek bir şey. Biraz dillere de pelesenk oldu bu aralar. Hani herkes bir yapay zeka projesinin içerisine yapay zeka sokuyor. Biz sağlık alanında nerede kullanıyoruz? Öncelikle radyoloji departmanındaki görüntülerde kullanıyoruz. Patolojideki görüntülerde kullanıyoruz. MR gibi, tomografi gibi bunların tanımlanmasında, hastalıkların tanısının konulmasında ve giyilebilir teknolojilerden alınmış olan verilerin işlenerek gerçek zamanlı olarak öneri sunma, karar destek sistemleriyle ilgili olan kısımda kullanıyoruz yapay zekayı ve ses tanıma, sesli asistan özelliğiyle de diğer giyilebilir teknolojilere entegre olmuş bir sistem arkadaşlar. Üç boyutlu yazıcılar aslında birkaç on yıldır var hayatımızda ama bu son 5 yıldır çok daha hayatımızın içine girdi. Bu aklınıza gelen inovatif ürünlerin 3 boyutlu baskısının alınması için kullanıyoruz bu 3 boyutlu yazıcıları. Önce bilgisayarda SolidWorks, AutoCAD, Rhino gibi programlarda 2 boyutlusunu çiziyoruz, 3 boyutlu modelini çiziyoruz ve 3 boyutlu modeli 3 boyutlu yazıcı baskı makinesine yerleştirip katman katman o düşündüğümüz, hayal ettiğimiz ürünün baskılanmasını sağlıyoruz. Veya anatomik modellemede kullanıyoruz. Hastanın tomografisi çekiliyor, MR'ı çekiliyor veya ultrasonu çekiliyor. Bunun anatomik modelleme çalışmasını bilgisayar ortamında gerçekleştirip baskısını bu üç boyutlu yazıcılardan alıyoruz. Doku mühendisliğinde de biyo yazıcıları kullanıyoruz. Bununla ilgili de yapmış olduğumuz bir patent başvurusu var. Bu da girişimci iş adamları vakfı ikincilik ödülüne layık görüldü. El değmeden organ üretme makinesi, hem biyo yazıcı kısmı hem de biyoreaktör, yani organın olgunlaşma, matürasyon sürecini de içeren bir paket çalışmaydı. Ve artık gelelim giyilebilir teknolojilere. Diğerlerinin de içindeydi aslında bu bahsettiğimiz teknoloji ama invaziv olan, yani vücuda yerleştirilebilen giyilebilir ürünler var. Bir de dışına yapıştırabildiğiniz veya giyebildiğimiz, işte ceketimiz var, ceketin yakasındaki sensörü var. Atletimiz var, sütyenimiz var, içerisinde var olan sensör aracılığıyla istediğiniz verinin alınmasını sağlayan bir mobil epe, bir bilekliğe, saate bu bilginin gönderilmesi, gerçek zamanlı olarak işlenmesi ve tedavi süreci veya tanı koyma süreci veya hastanın sürecinin izlenmesi için kullanılan sistemler bunlar. Şimdi bir tanımını gerçekleştirelim. Belirli bir grubun ihtiyaçlarını karşılamak için ayarlanmış görevleri yerine getirebilmek için basit bir arayüzden oluşan giyilebilir ürünler arkadaşlar. Burada giyilebilir teknolojilerle ilgili önümüzdeki süreci görüyorsunuz. 2015'ten 2018'e kadar %9'luk büyüme varken 2019'dan 2023'ün sonuna kadar %23'lük bir büyüme, sonrasında yine %10'luk bir büyümeyle devam eden, yani bugün hayatımıza girmiş olan giyilebilir ürünlerin gittikçe önümüzdeki dönemde artacağını söylüyoruz. Nedir bu giyilebilir teknolojiler? İşte giyilebilir, ne giyiyorsanız, gözlük, bileklik, saat, tişört,
ayakkabı, çorap, kemer, pantolon, herhangi bir şey vücudunuza takabildiğiniz, saçınızdaki tokanız bile akıllı bir toka olabilir ve bunu sizin hayatınızın kalitesini arttırmak, yaşam kalitenizi arttırmak, hastalık sürecinizi, sağlıklı döneminizi de izlemek, hastalıklı dönemi de izlemek üzere kullanabildiğimiz ürünler bunlar. Mesela şu kalp şeklindeki mavi banta bakalım. Ne kadar ultraviyole ışına maruz kaldığımızın analizini yapıyor. Bir altında kalp üzerine yerleştirilmiş bir çip görüyorsunuz. Burada ultrasonik bir PET, boyun kısmına yapıştırılmış bir PET görüyorsunuz. Kanser hastaları için mikro akışkanlarla ölçüm yapan çiplerin yerleştirildiği sistemler var. Diyabet hastaları için glukoz seviye tespiti yapıp, mobil app üzerinden bunun analizini yapıp, insülin miktarı hesaplanıp, otonom olarak, kendi kendine, gerçek zamanlı olarak da insülin enjeksiyonu yapıp, bunun raporlamasını çıkartan FDA onaylı sistemler mevcut. Bunlar akıllı saatler, telefonlar, tabletlerle entegre bir şekilde çalışıyor. Parmağınıza takacağınız bir sensörlü yüksük gibi bir ürünle daha yüksek hassasiyette hissedebileceğiniz, muayene sırasında kullanabileceğimiz ürünler mevcut arkadaşlar. Biraz önce demiştim, atletler, sütyenler olabilir. Bunları nerede kullanıyoruz? Bunları enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kullanabiliyoruz. Sporcuların sürecinin izlenmesiyle ilgili kullanabiliyoruz. Kalp damar hastalıklara sahip, kalp damar cerrahisinde operasyon olmuş veya kardiyolojiye giden hastalarla ilgili sürecin izlenmesinde heart monitoring system, kalp monitörleme sistemi entegrasyonu var. Gördüğünüz aslında sadece bir tekstil kumaş gibi dursa da içindeki sensörler aracılığıyla size istediğiniz nefes solunum sayısı, nabız sayısı, hastanın ateşi veya herhangi bir şeyi size bu sensörler aracılığıyla iletebilen diyebilir teknoloji ürünleri bunlar. Burada ayakkabıları da görüyorsunuz. Sporcular için tasarlanmış veya herkes diyebilir ne kadar yürüdüğünüzü, ne kadar yol aldığınızı, hangi bölgelerde dolaştığınızı telefonunuza indirebildiğiniz, daha doğrusu telefonunuzdan izleyebildiğiniz sistemler mevcut ve akıllı gözlükler, kulaklıklar elbette burada devreye giriyor. Peki sadece yine insanları mı kapsıyor diye bakacak olursak, elbette hayır. Burada yine sevimli dostlarımız için yapılmış olan sistemler de var. Onların nerede olduğunu izleyebiliyorsunuz, ne kadar mesafe dolaştığını izleyebiliyorsunuz, ne kadar sizden uzaklaştığını görebiliyorsunuz. Akıllı asistanlar. Bunlar da yüzükler olabilir, yine kulaklıklar ve gözlükler olmak üzere yine yüzünüze, elinize takmış olduğunuz ürünler. Bu beyefendinin elinde olan yüzükle kart vizitinizi tokalaştığınızda karşıdakine aktarabiliyorsunuz veya telefona tuttuğunuzda kart vizitinizi aktarabiliyorsunuz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kulak gözlüğün üzerindeki şu tab kısmında hoparlörler ve mikrofon bulunmakta veya kemik iletimli olması için titreşim modülü bulunmakta. Gözlüğünüzle telefonunuza bağlanıyorsunuz ve telefonunuzla konuşmak için telefonu yüzünüze götürmeniz gerekmiyor. Gözlüğünüzle konuşuyorsunuz. Hatta ses dışarıya gelmiyor. Titreşimle, kemik iletimli olarak dinleyebiliyorsunuz telefonunuzdan gelen sesleri. Biz LKG Mühendislik olarak TETFIT giyilebilir teknolojiler markamız var. TETROBO robotik teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Hastane robotları, depo robotları üzerine çalışıyoruz. Siperlik, maske, tulum gibi medikal ürünler ve tıbbi cihazlar, kanser araştırmaları için robotik sistemler, evde bakım hizmetlerine yönelik ürünler üzerine çalışıyoruz. TETFIT ticarileşmiş de bir ürün şu anda. Turkcell, N11, Trendyol, hepsi burada gibi tüm online kanallarda bulabileceğiniz bir ürün. Kulağınızın içerisine sokmadan şuradaki anatomik model üzerinden anlatmak daha kolay olacak. Kulak yolu burada arkadaşlar. Ben konuşurken ses dalgaları size doğru geliyor.
ve bu ses dalgaları kulak yolunuzdan girerek kulaklarınızı titreştiriyor ve işitme merkezinize gidiyor. O şekilde duyuyoruz. Bizim sistemimizde ise titreşim modülü ile kemik üzerinden bu titreşimlerin yani sesin iletilmesi söz konusu. Dolayısıyla kulak yolunuz açık. Hem dış ortamı duyuyorsunuz hem de kulaklıktan yani telefonunuzdan gelen müziği, navigasyonu veya telefonla telefondan gelen sesleri duyabiliyor ve telefonunuzla konuşabiliyorsunuz. Kulağınız her daim açık ve iki yoldan duyma özelliğine sahip oluyorsunuz. Biz bu kulaklığımızla şimdi Amerika, Dubai, Suudi Arabistan ve Almanya'da da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka sesli asistan özelliği de bulunmakta. Sesinizle telefonunuza komut veriyorsunuz. Annemi ara dediğinizde telefonunuz kendisi arıyor ve aslında bu pandemi süreci içinde enfeksiyon riskini azalttığımız bir durum söz konusu. VR dijital hastanemiz var demiştim. Burada kan alma odamızı görüyorsunuz. Yoğun bakım ünitemizi görüyorsunuz. Burada dijital ameliyathanemizi görüyorsunuz. Son çalışmamızda deney laboratuvarımız. Orada da kocaman bir laboratuvarımız var. İstediğiniz deneyi DNA izolasyonuna, PCR çalışmalarına, kök hücre saflaştırmalarına kadar deneyleri sanal ortamda şu anda yapabiliyorsunuz. Sensörlü, ekran görüntüsüyle, sağlık personeliyle görüşebilmesini de sağladığımız, hastanın yemeğini, suyunu, ilacını götürebileceği bir robotumuzu ürettik. Bunları patentledik. Giyilebilir teknolojik tulumlarımız da var. Süperlik ayrı giyiliyordu, tulum ayrı giyiliyordu. Bunların sterilizasyon süreçleri ve sağlık çalışanının enfeksiyon olma riski bunlarla azalıyor biliyorsunuz ama parça parça olduğunda da artıyordu. Bunları bir araya getirip içerisine biraz da teknoloji ekledik. Bununla beraber bir sanayicimizle birlikte de çalışmasını, ARGE çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Evde bakım hizmetleriyle ilgili uzaktan bakım süreci başladı biliyorsunuz. Hastaneye artık çok fazla gitmek istenmiyor. Evde bakım süreci için gerekli olan bazı cihazlara ihtiyaç var. Boğazın görüntüsünü alabilecek, fotoğrafını gönderebilecek, videosunu gönderebilecek bir sistem geliştirdik. İstanbul Üniversitesi patent başvurusu gerçekleştirdi. Üniversitemiz üzerinden gerçekleştirdik bu çalışmaları. Hücre sayım görüntüleme analiz cihazı da yine bir robotik sistem. Kanser hastalığı için geliştirilecek ilaçların gerçek zamanlı olarak analizlerini yapan hücre sayım görüntüleme analiz cihazımız mevcut arkadaşlar. Ben giyilebilir teknolojilerle ilgili konuştuğum için tespitteki mail adresimi verdim. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa da çok mutlu olurum cevap vermek üzere. Buradayım. Hocam sunumunuz için tekrardan teşekkür ederim. Sorularımıza geçelim isterseniz. Lana Omar adlı kullanıcıdan giyilebilir teknolojilerin insana zararı var mıdır diye bir soru gelmiş. Bunları hemen üretemiyorsunuz zaten. Yani daha doğrusu kamuya sunamıyorsunuz. Öncelikle ürünün prototipini yapıyorsunuz, son ürün haline getiriyorsunuz ve çeşitli test ve deneme süreçleri var. Bununla ilgili sertifikasyon süreçleri var. Bunları tamamlayan ürünler zaten piyasaya sunulabiliyor. Zararı olanlar elbette olabilir. Bunlara dikkat ederek zaten üretimi gerçekleştiriliyor. Tamamdır hocam. Sanay Şenkalaycı adlı kullanıcıdan nörolojik sorunları olan kişilerin telefonlarını ve bilgisayarlarını zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak teknoloji gelişebilir mi sizce demiş. Nörolojik sorunları olan kişilerin.
Saner Bey, bununla ilgili bir robotik kol çalışmamız oldu 2016 yılında. Düşünce gücüyle kolunu hareket ettirebilme üzerine buradaki gönderilen komutların parmağa iletilmesiyle ilgili bir çalışma biz de başlattık. Dünyada da yapılan bazı çalışmalar var. Yapılabilir, geliştirilebilir. Asla hayır deme. Kesinlikle biz düşünebiliyorsak, bu olabilir mi diyorsak üzerine biraz zaman ayırmak gerekiyor, biraz emek vermek gerekiyor. Kesinlikle yapılabileceğini düşünüyorum. Oradaki EEG sinyallerinin alınarak ve gerçek sinyallerin sadece parmak ucuna, diğer gürültü sinyallerinin uzaklaştırılması suretiyle parmakların hareket ettirilebileceği, kolun hareket ettirilebileceğine dair bir çalışma gerçekleştirmiştik. Hocam, YM adlı bir kullanıcıdan, hocam merhaba, giyilebilir teknoloji bazında ileride uzuvlarımızda giyilebilir hale gelebilecek şekilde robotlaştırılabilir miyiz demiş. Evet, inşallah bir dahaki ay sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir üzerinde çalışıyor olduğumuz bir proje var. İnvaziv olarak vücuda yerleştiriliyor ve elinizi kullanarak herhangi bir aparat veya dışınızdaki değil, vücudunuzun içerisine yerleştirilmiş olan ürünle telefonunuzda istediğiniz çalışmaları yapabiliyorsunuz. Gizli olan, sizin açmanız gereken yerleri siz açabiliyorsunuz. Sizi görünce açılan kapılar var ya, hani bir şey gördüğü zaman hani açılıyor o kapı, sensörlü, fotoğrafçılı olan sistemleri artık NFC, RFID sistemleriyle kendiniz yöneteceksiniz. Kişiye özel olarak bunlar kapılar veya telefon veya herhangi bir şey, banka akantınız açılabilir veya açılmayabilir. Ama bir tane de el, hani şey de yapalım mı? Araya komik bir şey de söylemek istiyorum. Sesiyle, voice recognition'la, yani sesli tanımayla kapısının açılmasını sağlayan sistem yapmış bir tane birisi. Ondan sonra da dişinin çekilmesi gerekiyormuş. Dişçiye gitmiş, gelmiş. Tabii şişmiş ağzı, ses değişmiş. Open door diyor, açılmıyor kapı. Open door diyor, açılmıyor kapı. Ondan sonra yanında da komşusu var, anahtarı takıyor, açıyor, giriyor içeriye. Böyle şeylere maruz kalmamak için parmak iziyle çalışan kapı kilitleri var. Şifreyle giren var, yüz tanımayla, ses tanımayla ve en son en alttan anahtarla da açılabilecek şeyi koymak gerekiyor. Tüm süreci bu teknolojilere bırakmamak gerekiyor bazen. Evet hocam. Abdullah Çardak adlı kullanıcıdan giyilebilir teknolojilerin herkesin ulaşabileceği bir konuma gelmesi, yaygınlaşması tahmini ne kadar sürer demiş. Yani biraz önce aslında sunumumdaki yüzdelik dilimleri verdim. Şu anda herkesin telefonu var, en azından yanında taşıyorsun. Bir de bileklik takıyorsunuz ve kaç adım attığınızı, ne kadar yürüdüğünüzü, ne kadar kalori harcadığınızı görebiliyorsunuz. Bunun sağlık alanında olanları hani bir ürün çıktığı zaman minimum 4-5 yıl sürer arkadaşlar bu ürünün piyasaya sunulup da satışa geçmesi. FDA onayı gerekiyorsa bu biraz daha zaman alacaktır elbette. Ama şu anda FDA onaylı olarak piyasada olan ürünler Bluetooth, health certificate'li, sağlık sertifikalı ürünler, ayakkabılar, çoraplar, hepsi zaten başladı hayatımıza girmeye. Sadece markaların sayısı artacak. Belirli gruplara yönelik bu ürünler çıkması gerekiyor demiştik ya, işte o belirli grup ürünlerinin çeşitleri artacak. Hastalıklara özel ürünlerin sayısı artacak. Bu yani herkesin üzerinde bulunacak ürünler noktası ne zaman diyorsa, veya her şeyimiz mi diyor, üzerimizde giydiğimiz her şeyin akıllanmasından mı bahsediyoruz? O biraz zaman alabilir elbette, ama şu an bende ceketim var, akıllı ceketim var, akıllı gözlüğüm var, kulaklığım var, akıllı bileziğim var, akıllı kolyem, akıllı ayakkabım. Şu an bir bireyin üzerinde olması gereken tüm ürünler bende mevcut ve kısa sürede de tüm
her yerde bulunmaya başlayacak. Hocam sorularla devam edelim isterseniz. Bahadır Ali Alis adlı bir kullanıcı. Gelecek 10 yılda giyilebilir teknolojinin gelişimini nasıl öngörüyorsunuz? Bu teknolojinin yaygınlaşması ve insanların bu teknolojiye alışması için ne gibi faaliyetler yapılabilir demiş. Şimdi hibrit insan modeli geliyor Eylül. Hibrit insan modeli ne demek? Var olan teknolojiyle, bu gelişen teknolojiyle biz bir araya geleceğiz ve hayatımızın daha kolaylaşacağını söylemiştim ya. Buradaki gelecek 10 yıl içerisinde hem invaziv, işte o vücuda entegre edilen, vücuda takılan, organa yerleştirilen veya eline yerleştirilen, ayağına yerleştirilen, dışında takmak da istemeyeceksin. Hani eskiden ankesörlü telefonlar vardı, masada telefonlar vardı, cebimize girdi. Şimdi parmağınıza yerleştirdiğiniz yüksük gibi ürünlerle alo diyorsunuz. Hani parmağınla konuşuyorsun. Bir yüzüğüm var mesela, o da yine titreşim modülü, Bon 44 gibi çalışıyor. Kemik iletimli. Yüzüğü takıyorum, telefonuma bağlıyorum ve alo diyorum. Parmağımı sadece kulağıma götürüyorum. O da kulağımın içine de değil yani, şuraya. Titreşimle sesin parmağım üzerinden, yüzükten iletilmesini sağlayan modüller var. Bunlar daha küçülecekler. Hem kıyafetlerin dediğim gibi içerisinde, hem vücudumuzun içerisinde güvenli bir şekilde. Burada KVKK yasaları çok önemli. Kişisel verileri koruma kanunu çok önemli. Hem bu KVKK'ya uyulması süreci, hem bilgi güvenliği hususunun yani tap noktada olması gerekiyor. Biraz önceki sorulan soru gibi, hani insana zararı olabilir mi noktası üründen kaynaklı değil, bilginin sızdırılması kaynaklı da olabilir. Bunlara dikkat edilmesi süreci var elbette, ama güzel bir gelecek bekliyor. Biz beyaz tarafta olanlar olarak, sağlık için üretilmiş ürünler olarak hayatımıza artı değer, insanlığa artı değer sağlayacak ürünler üzerine çalışıyoruz. Hocam gizlilikten bahsetmişken Polat Alsan adlı kullanıcı da böyle bir soru sormuş. Bu denli tüm verilerimiz ağa açıkken özel hayatın gizliliği nasıl sağlanabilir? Gerçekten düşündükçe tehlike boyutunu kavrıyorum demiş. İşte bu, hani demin bir slaytım vardı ya, sağda mısınız, solda mısınız? Sola kaymayın arkadaşlar. Teknolojiyle hayatımız daha kolaylaşacak. Şöyle düşünün, mesela eskiden röntgen çekimi yokken bir makine geldi ve röntgen çekiliyor ve sizin kemiğinizin kırık olup olmadığı belli oluyor. Değil mi? İçinizi gösteriyor. Veya tomografi çekiliyor ve katman katman üç boyutlu olarak üç eksende görsel alıyorsunuz. Hekim sizin sürecinize dair hızlı tanı koyabiliyor. Daha tedavi sürecinizi değiştirebiliyor. Burada da hasta olmadan önceki süreçte eğer bazı ürünler var ki size alert veriyor, uyarı veriyor. Diyor ki işte obezite için olan ürünler var mesela. Hadi kalk yürü diyor. Veya su içmeyen, böbrek hastaları için olan ürünler var. Su iç diyor. Veya kanser hastaları için mikro akışkanlar, çipler üzerinden sürecini takip eden sistemler, diyabet hastalığı, dünyanın global baktığınız zaman dünyanın en önemli hastalıklarından bir tanesi. Kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve işte diyabet hastalığı, diyabetle ilgili dünyadaki oran da çok yüksek. Bunun takibini yap diyor hekimler. Bazen unuttukları için yazamıyorlar ne kadar insülin aldıklarını. Bazen de hani yazmak istemiyorlar. Halbuki oradaki sürece baktığınız zaman ne kadar insülin aldı ve kan değerleri nasıl değişiyor gördüğü zaman tedavisi de ona göre değişecek. Anında müdahale ve insülin enjeksiyonuyla hayatı kurtulabilecek. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştıran, iyileştiren tarafta olan ürünler bunlar. Hocam tam bahsettiğiniz şeyin üstüne de bir soru geldi. Halil Kızıldemir adlı kullanıcıdan. Giyilebilir teknolojilerle diyabet hastaları için geliştirilen vücut dışı insülin enjekte eden cihaz ile vücudumuzda bulunan insülin üreten hücre arasında fark nedir?
yani vücudunuzdaki insülin üreten hücreler üretemediği için zaten bu sıkıntı meydana geliyor ve dışarıdan almak durumunda kalıyorsunuz. Bunun da gerçek zamanlı müdahalesi üzerine bu çalışmalar var. Bir, bunu da söylemiş olalım Eylül, invaziv olarak mikro enjeksiyonla buradaki kandaki glukoz değerinin alınması süreci var, evet. Ama bir giyilebilir ürün de kulak memesinden non-invaziv radyasyonla glukoz tespiti yapan bir cihaz da var mesela. İlla ki vücudunuza takmanız gerekmiyor veya parmağınızı delerek kan alıp bunun analizini yapmanız gerekmiyor. Bu non-invaziv radyasyon kullanmak suretiyle de glukoz ölçümü gerçekleştirilebiliyor. Veya el ayasından yine ölçüm yapan cihazlar var. Hocam devam edelim o zaman diğer sorularla. Bir gün kaçar adlı kullanımdan Da Vinci gibi robotlar oldukça az sayıda kullanımda yaygınlaştırılması için sağlık sektöründen gelecek taleplere yetişmek için planlama program var mıdır demiş. Ben İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle bu laboratuvarı İstanbul Tıp Fakültesi'nde kurmuştuk. İstanbul Tıp Fakültesi yönetimimiz ve teknoloji transfer merkezimizle. Ardından Geleceğin Üç Boyutlu Harikaları projesiydi bizim ilk projemiz. İkinci projemiz Dijital Ameliyathane İnovasyon Lideri İstanbul projesiydi. Bu tarz Sanayi Bakanlığımız var Ankara'da. Diğer şehirlere de bakan ajanslar var, kalkınma ajansları. Trakya Kalkınma Ajansı bununla ilgili bir çalışma başlattı robotik teknolojilere yönelik. Hem ameliyat robotu alınma söz konusuydu hem de onun üretimiyle ilgili ARGE merkezi kuruluşuyla ilgili bir proje çalışmaları var. Aynı şekilde İstanbul'da iki ayrı proje bununla ilgili yürüyor. Yani robotik Da Vinci gibi robotlar üretimi ve kullanımı ikisi bir arada olan sistemler, platformlar kuruluyor şu anda. Yani yerli ve milli ürünlerin üretilmesine yönelik hem atölyeler, laboratuvarlar kuruluyor üniversitelerde hem de bu robotların kullanımıyla da hastaların daha kısa sürede postoperatif süreci yani operasyon sonrası süreci daha kısa oluyor. Daha hızlı hastaneden ayrılıyorlar. Dolayısıyla hem hekimin saati daha verimli kullanılmış oluyor. Hem hastaneye daha çok hasta gelebiliyor. Yer meşguliyeti var sonuçta daha uzun süre kalırsa. Enfeksiyon riski daha az çünkü daha küçük bir delikten işte batını açmadan gerçekleşiyor bu çalışmalar. Dolayısıyla artı değeri çok yüksek ve bununla ilgili hem hastalardan talep var hem hekimlerden talep var. Dolayısıyla yaygınlaşması için de projeler şu anda var ve artarak devam ediyor. Teşekkür ederiz hocam. Bahsettiğiniz zaman tekrar sorulmuş eklemek istediğiniz bir şey olur diye tekrar soruyorum. Halil Kızıldemir adlı kullanıcıdan vücudumuzda üretildiğini bildiğimiz ama yapay olarak da üretilebilen maddeler hayatımızda neleri değiştirebilecek? Daha genel olarak sorulardı hocam. Vücudumuzda üretildiğini bildiğimiz ama yapay olarak üretilebilen maddeler hayatımızda neleri değiştirebilecek? Şimdi yapay organ üretimine buradan belki değinebiliriz. Demin dışarıdan enjeksiyon veren sistemlerden bahsetmiştik. Enzimatik sistemler olabilir, kimyasal sistemler olabilir. Çeşitli verilerin analizini sağlayacak sensörlerle vücuttan alınan sıvıların analizi yapılabilir. Gerçek zamanlı olarak da eksikliği olan maddeler vücuda verilebilir. Ama yapay olarak üretilebilen dendiği zaman insanların kendi kanından elde edilen kök hücrelerin kullanımıyla biyoyazıcılardan hastanın kendisine özel organ üretimi süreci var. Şimdi rakamlara baktığımız zaman bu sunumumda yoktu ama organa ihtiyacı olan hasta sayısı gün geçtikçe artıyor ama verici sayısı da değişmiyor. X eksenine paralel gidiyor. Diğeri eksponansiyel olarak artıyor. Dolayısıyla organ ihtiyacı fazla. Ayrıca organın uyumlu olma süreci de var, uyumsuz olma süreci de var. Ama kişinin kendi kanından elde edilen hücrelerle yapılan
önce scaffold yapısı basılması. Yani basılacak olan organın modelinin 3 boyutlu iskeletinin basılması. Üzerine kendi kök hücrelerinin veya ilgili hücrelerinin eklenmesi. Baskı alındı, hücre ekledik ve olgunlaşma, matürasyon süreci kişinin kendi organını dış ortamda oluşturma ve sonrasında vücuduna yerleştirilmesiyle sürecin tamamlanması gerçekleşebilir. Bunlar gerçekten önemli çalışmalar ve şu anda tamamlandı, bitti, tamam, muhteşem, herkes, her hastanede kullanılıyor durumu da yok. Bu alanda yapılacak her bir çalışma tüm dünyada ses getirecek bir çalışma. Birçok yaşanan problem var. Burada mesela scaffold yapının basılmasıyla ilgili kullanılan malzemelerde problem var. Scaffold yapıdaki yapışmalar problemi var. Üretilecek olan, baskısı alındıktan sonra üretilecek olan organdaki damarlanmalar veya farklı hücre türlerinin bir arada çalışması, aynı tip hücreyi koyuyorsunuz, kök hücre, ama organın farklı noktalarında farklı hücre türlerine farklılaşması gerekiyor. Bunun yönetimi süreci yine problemli. Scaffold yapı olarak basılabiliyor ama mesela ıspanak yaprağından da organ üretimi çalışmaları var. Kalp çalışmaları var. İçindeki tüm hücreleri boşaltıyorlar ve içerisine insan kök hücresi yerleştiriliyor. Sonrasında farklılaşma faktörleri ekleniyor ve ilgili hücreye farklılaşması, o organa doğru götürülmesiyle ilgili çalışmalar mevcut. Karaciğer dokusu yine zorlu bir organ. Onun ve böbrek, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hocam peki bunu ben kendim sormak istiyorum. Bu alınan ürünlerin, yani bahsettiklerinizin vücutta adaptasyonu nasıl olur? Yani vücudun onlara alışması, o şekilde davranması? Multidisipliner çalışmalar çok önemli Eylül. Multidisipliner dediğimiz zaman şimdi hekimler problemi hastadan direkt görebiliyorlar. Hemşire direkt görebiliyor. Sorun belli. Sorunun çözümü bazen hekimden geliyor ama bunun mekanik, donanımsal, yazılımsal kısmını da mühendislik fakültesi, temel bilimler çözebiliyor. Bunun üretilecek olan ürünün tasarımsal çalışmasını endüstriyel tasarımcılar biliyor, endüstri mühendisleri biliyor. Basılacak olan ürün eğer ki vücuda takılacak bir ürünse veya tene değecekse, deriye değecekse bunun toksik olmaması, bunun vücuda sitotoksik çalışmalarının yapılması gerekiyor. Malzeme mühendisliği işte burada devreye giriyor. Temel bilimler burada devreye giriyor. Multidisipliner çalışmalar. Yeni dönemdeki yapılan çalışmalar, işte biz ana bilim dalı olarak bunu yaptık, biz bir fakülte olarak bunu yaptık değil, ortak çalışmalar yapılması gerekiyor. Ortak akıl oluşturulması gerekiyor. Biyo uyumlu malzemeler üzerine uzmanlığı olan kişiler var. Biyo uyumlu olduğu ispatlanmış malzemeler var. Bunları, bu üretilen çipleri veya RFID sistemleri, NFC sistemleri, alınacak olan ölçümleri yapacak çiplerin dış kısımları işte bu biyo uyumlu malzemelerle kaplanması gerekiyor. Hatta onun da üstüne ayrı bir kaplama yapılıyor. Enfeksiyon riskine karşı direnç sağlayacak veya gerçek zamanlı tedavi yapacak, gerçek zamanlı salınım yapacak olan malzemeyle kaplamalı ürünler var. Teşekkür ederim hocam. İsterseniz devam edebiliriz sorulara. Tabii. Mehmet Kadir Baran Karabakan adlı kullanıcı, bu teknolojiler arka planında 200'den fazla cihazın bulunduğu laboratuvarların cep boyuna geleceğini belirtiyor değerli hocam demiş. %100'den fazla cihazın bulunduğu laboratuvarların cep boyutuna gelebileceğini mi belirtiyor? Hangi cihazlardan bahsediyoruz? Hocam büyük ihtimalle genel anlamda cihazların daha küçük boyutta hallerinden, cep boyu dediği öyle. Elbette. Bilgisayar ilk bulunduğunda bir oda büyüklüğündeydi. İçi bilgisayar dediğimiz şey bir odaydı yani.
Şimdi artık telefondan da sunum hazırlayabiliyorsunuz, search yapabiliyorsunuz, işte makale yazabiliyorsunuz, her türlü işinizi telefon üzerinden de yapabiliyorsunuz veya artık dediğimiz gibi hologram sistemleri gelecek, avucunuzun içerisinden, bilekliğinizden gelecek olan görselle karşılıklı görüşeceğiz. Bunlar gitgide küçülecek. Teknoloji evet küçülüyor. Sonra da büyüyor aslında. Önce telefonlar küçülsün diye uğraşıldı. Sonra da büyümeye başladılar biliyorsunuz. Ama cihazlarla ilgili evet küçülmeye başlayacak. Web boyutuna gelebilecek elbette. Ama ne olduğuna bağlı her şey için değil. Bir MR cihazı, bir tomografi cihazı bunlar biraz daha veya ileride diyelim. Hani asla asla olmaz demiyoruz. İleride belki olabilir onlar için de. Hocam Kübra Çebi abla kullanıcı. Hocam merhaba. Giyilebilir teknoloji bazında endüstriyel tasarım ile nasıl bir işleyiş yürütüyorsunuz ya da çalışmalarınıza katkıları var mı demiş. Endüstriyel tasarım ile şimdi fikir geliştiriyoruz. Peşinden de tasarımcılarımız bunların iki boyutlu ve üç boyutlu modellerini oluşturuyorlar. User friendly olması gerekiyor. Yani bir şey üretirsiniz kimse almaz. Kullanışlı değildir. Sağlık için olduğu zaman hele hastanede kullanılacaksa, ameliyathanede kullanılacaksa mesela oradaki özelliklere uygun olması gerekiyor. Oranın şartlarına uygun tasarlanması gerekiyor. Endüstriyel tasarımcılar yani bizim olmazsa olmazımız. Önce bilgisayarda modelliyoruz. Bilgisayarda test analizleri yapılıyor. Peşinden bunların üç boyutlu baskısı alınıyor. Prototip çalışmaları tamamlanıyor. Ardından hani en son bütün testler tamamlandıktan sonra da son ürün haline gelmeden önce de yine güncelleme endüstriyel tasarımcılarımız, endüstri mühendislerimiz tarafından yapılıyor. Size göstermiş olduğum mesela o VR çalışması. Orada gördüğünüz her şey tasarımcılar tarafından modellendi. Hastanın kendisi, iç organları, el aletleri, kalbi pompaya bağlıyoruz mesela o pompa cihazı. Koterler, elektrik testler, kullandığınız her şey, gördüğünüz her şey üç boyutlu olarak modellendi. Üzerine animasyonlar, videolar eklendi ve kodları yazıldı. Tüm çalışmayı endüstriyel tasarımcılar, fizikçiler, biyofizikçiler ve biyomühendislerle tamamladık. Hocam Rotinda Işık adlı kullanıcı bir soru sormuş. Hocam şu an kullandığınız kulaklık sizin yaptığınız kemik iletimli kulaklık mı demiş? Evet. Görsel reklam içermektedir. Fitbit giyilebilir teknoloji kulaklığımla şu anda sizlerle konuşuyorum. Akıllı gözlükler üzerine olan çalışmalarımız var. Gözlüklerde bone conduction kullanmıyoruz. Orada yönlendirilmiş ses teknolojisi kullanıyoruz. Ve buradaki çalışmalarımızda da kaliteye önem veriyoruz. Müşteri dostu olması lazım, satış sonrası geri bildirimlerin iyi olması lazım. Servis süreci için problem istemiyoruz, gelmesin. O yüzden de Qualcomm çipler ve yüksek kaliteli ürünlerle ürünlerimizi tamamladık. Türkiye'den çıkmış, giyilebilir teknoloji üzerine ilk firmayız ve global olmayı hedefleyen bir firmayız. Neden buradan da global bir büyük marka çıkmasın bakış açısıyla başladık. Şimdi de demin de bahsetmiş olduğum gibi 5 ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocam Halit Bakdu adlı kullanıcı varsayalım giyilebilir teknoloji çok yaygınlaştı ama bir gün giyilebilir teknoloji kullanan bir kişi de ciddi sağlık sorunları ortaya çıktı. Bu durumda sorumluluk kime ait olur? Yazılımcı, şirket ve benzeri demiş. Yasal anlamda bir soru sormuş herhalde hocam. Valla onu hukuk bürosuyla bunlarla ilgili çalışan hukukçular var arkadaşlar. Yapay zeka ile özellikle bu kısım çok önem kazanıyor. Araba giderken işte çocuğa mı çarpsın, yaşlıya mı çarpsın? Çünkü otonom araçlar var ya, otonom araç giderken kaza yapacaksa yani %100 kaza yapması lazım diyelim. Hangisine çarpacak? Çarparsa yazılımcı mı suçlu? Arabayı yapan firma mı suçlu? Sürücüsü mü suçlu? Bunların hepsi hukukçular tarafından düzenlenecek olan sistemler. Üzerine tezler yapılıyor şu anda.
yoğun çalışmalar sürüyor. Çünkü bir tarafta ürün çıkıyor, diğer tarafta da bununla ilgili yasal mevzuatında gelişmesi süreci var. Hocam isterseniz sorulara devam edebiliriz. İstiyorsanız burada da bitirebiliriz. Nasıl isterseniz. İsterseniz bir soru daha alalım. Ondan sonra da e-mailimi tekrar söyleyebiliriz veya bana LinkedIn'den Leyla Türker Şener olarak ulaşabilirler. Instagram her yerde varım zaten, bulacaklardır. Hocam Aslı Yaşa adlı kullanıcı sormuş. İleriki yıllarda gördüğümüz rüyaları izleyebilecek miyiz demiş. Çok isterim. ben de isterim. Gerçekten unuttuğum zaman çok üzülüyorum sabahları uyanınca. Rüyalarımızı izleyebilecek, beyin kontrolünü, beyindeki geçen düşüncelerin analizini yapacak sistemler üzerine de çalışan ekipler vardır diye düşünüyorum. Biz onunla ilgili herhangi bir çalışma yapmadık şimdiye kadar. O yüzden bilgim dahilinde değil ama isterim, yani ben de isterim öyle bir çalışma olsun. Çok teşekkür ediyorum Elin Hanım, zaman ayırdığınız için, davetiniz için. Çok profesyonel bir, hakikaten çok profesyonel bir ekip ile çalıştım. Ben buradan Emir'de de, Gazi'ye, size çok teşekkür ediyorum. Dinleyenler de Leyla Sen İstanbul.edu.tr adresinden bana ulaşabilirler. Veya LinkedIn'den dediğim gibi ulaşabilirler. İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde tasarım laboratuvarı dediğiniz zaman da herkes gösterir zaten. Hem ürünlerimizi deneyimlemek hem de çalışma yapmak üzere, ortak projeler geliştirmek üzere herkesi bekliyoruz. Hocam belki kulüpçe ziyaret etmeye gelebiliriz. Bekliyorum. Sayın Doçent Doktor Leyla Türker Şener hocamıza bu değerli konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Değerli katılımcılarımız saat 13.45'e kadar öğle aramız bulunmaktadır. Etkinliklerimizden haberdar olmak ve çekilişlerimize katılmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Öğle arasından sonra programımız kaldığı yerden devam edecektir. Aradan sonra görüşmek dileğiyle.